televizyondan herkese merhaba. Değerlerimiz çerçevesinde aile, birey, ben ve biz kavramlarına odaklanacağımız Ailede benden bize isimli yepyeni programımızın yepyeni bölümüyle karşınızdayız efendim. Geçtiğimiz hafta ailede çocuğun benlik değeri oluşumu hakkında konuştuk. Bize emanet edilen çocuklara en iyi şekilde nasıl bakabiliriz? Bunlar üzerinde hocamla birlikte uzun uzadıya durduk. Bu hafta da programımızda anne babaların yaygın tutum ve davranışlarını konuşacağız inşallah. Hepimizin içinde güzel söz ve gülümseme bekleyen bir çocuk vardır diyor yazar. çocuğuma nasıl davranmalıyım sorusuna da verilebilecek belki de en güzel Özet cevaplardan bir tanesi. Bugünkü programımızda uzman aile danışmanı Salih Erdim hocam ile birlikte çocuklarımızın psikolojik ve ahlaki gelişimlerini tamamlamak adına anne babaların nasıl davranışlarda bulunması gerektiğini konuşacağız inşallah. Konu ile ilgili soru ve görüşlerinizi ekranda gördüğünüz numaralar üzerinden bizlere iletebilirsiniz efendim. Ben artık hocama dönüş yapmak istiyorum Salih hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Harikayım çok şükür. Siz de iyisiniz Ben de deyim, çok teşekkür ederim. Allah ee, Programımızın versin. artık üçüncü bölümündeyiz. Evet. Ee, güzel bir şekilde ilerliyor. Biz çok güzel olumlu tepkiler alıyoruz. Sizler, çok şükür. Sizlerin de memnun <laughs> olmasını e, temenni tabii ediyorum. Tabii ki tabii ki benim e, memnun olmamak şöyle dursun. Ben e, Rabbime nasıl şükrümü eda edeceğimi bilmiyorum. Çok sevindim. E, Allah bir şey nasip ediyorsa mutlaka orada. Evet. Yapmamız gereken şeyler vardır, söylememiz gereken şeyler vardır. Bunu anlaşılır, doğru ve etkisini Rabbimizden dileyerek hareket etmek de bize düşendir. Ben Şükürler olsun çok memnunum çok mutluyum faydalı hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ee, biz mi? de her hafta sizlerin bu gülen yüzünü görmekten çok memnunuz. Teşekkür ederim. Çok Allah razı olsun ha, diyoruz. Cümlemize inşallah. Ee, hocam geçtiğimiz hafta ilk başta e, çocuğun benlik değeri oluşumu hakkında konuştuk. E, çok faydalı bir program oldu ve bu i̇nşallah. hafta konuşacağımız husus da aslında onun bir devamı. Yani o benlik oluşumun nasıl gerçekleşebilmesi e, için öncelikle biz e, Dikkatlerimizi ebeveynlere çekiyoruz aslında evet. yani ebeveynler nasıl davranması gerekiyor ki o çocukta bir benlik değerimi oluşsun. Ee, i̇lk sorumu şöyle başlamak istiyorum ben. Öncelikle her ailenin kendi iç dinamikleri var ve o iç dinamikleri üzerinden bir e, tutum ve davranış geliştiriyorlar elbette. Fakat baktığımızda genel olarak da e, her ailenin de belli başlı sergilediği, yani toplumsal olarak sergilediği de bir davranış kalıpları var. Benim merak ettiğim husus öncelikle geçmişten günümüze anne baba tutumları. E, hususunda ne gibi değişimler yaşandı ve artık aile içi çatışmaların maalesef daha fazla olduğunu görüyoruz biz modern dönemde ve e, bunun daha fazla yaşanıyor olmasında anne babanın tutum ve davranışlarının ne gibi etkisi var diye sormak istiyorum sizlere. Tabii ki teşekkür ederim. Değerli hanımefendi sorunuza geçmeden önce izin verirseniz bir başka e, konuyla başlayayım. Buyurun hocam. Eee her çocuk davranışlarıyla kendi kitabını yazar deniyor. Her ailenin de bir kanunu, bir kuralı, bir sınırı, bir sorumluluk algısı var. Ee, yine filozoflar, uzmanlar derler ki bir aileyi yönetmekle bir devleti yönetmek arasında fark yoktur. İkisinin de pek çok açıdan plana, programa, düzene ve işbirliği içerisinde, bir ekip çalışması içerisinde el ele vererek ve ortak hedefler için çalışmaları gerekiyor. Yapı olarak birbirine benziyor aslında, değil mi? Her ikisi de bir toplumsal yapı Tabii ve ki. aile yapısı. Tabii ki. Mikro düzey diyebiliriz belki. Aynen öyle. Bu gerekçeyle ailenin kendisine bir anne baba olarak bir önce kendi Allah'a olan yolculuğu ve bu dünyaya olan sorumluluğu, kendi kişisel hayata bakışı, anlam verdiği şeyler, kendisine belirlediği hedefler neyse, evlendiği zaman eşi olan beyefendi'nin karşısında kendisine bir duruş kazandıran bir anlayışla olması beklenir ki öyledir. E, aynı şekilde kendisi nasıl bir yapılanma içerisinde evlilik hayatına adım atmışsa hı hı. muhatabı da öyledir. Burada e, ortak hedeflere odaklanmayı engelleyen bir takım unsurlar vardır. Nedir hocam? E, onlar ne kadar artarsa işbirliği imkanı o kadar azalır. Örnek veriyorum şimdi kendi ailesinde annesinin babasının sürekli Niye onu yapmadın? Niye bunu yapmadın? Niye notun düşük geldi? Niye biraz geç geldin? Sürekli eleştiri yaparak karşısındaki insanın annem babam beni sevmiyor. Ben onları üzüyorum. Ben kötü bir çocuğum. Algısı oluşuyor çocukta. Çünkü verilen mesajlar tamamen bunun oluşumu için hüsusi veriliyor gibi. Bu arada parantez içinde şu bilgiyi vereyim. Akli dengesi yerinde olan, sağlıklı düşünebilen her insan mutlaka çocukları iyi olsun diye yapar. Evet yani temeldeki sebebimiz temelde bu. Mutlaka temelde bütün anne babalar hı. çocuklarının iyiliği için çalışırlar. Patolojik hı hı. durumlar hariç, kasıtlı ve düşmanca tutum içinde olanlar hariç. Şimdi bir genç kızın evinde babası sürekli annesine eziyet ediyorsa, sürekli aşağılıyorsa, çocukları olmadığı zaman şiddet uyguluyorsa, çocuklar annelerini bırakamıyorlar. Ben okula gitmek istemiyorum diyor çocuk. Soruyorum neden? Ben gidersem babam annemi döver diye korkuyorum diyor. Şimdi bu çocuğun bir baba algısı, bir kendisinin ileride olabileceği Baba rolü ve onun hemen bitişinde yakınında zulüm gören bir anne. Aynen. Çocuğun duyguları, çocuğun gelecek tasavvurları, çocuğun kendisi için hedefleri hayalleri bir tarafa çocuk Tabiri caizse canıyla dönüyor öyle derler bizde. Yani çocuk ciddi anlamda aile içerisinde güvensiz. Babadan daha çok güveneceği kimi olabilir insanın? Anneden daha çok güveneceği kimi olabilir? Yuvadan daha çok sığınabileceği neresi olabilir? Ama anne baba bu güveni sağlayamıyor. Bu ortamı veremiyor çocuğa. Annenin babanın çatışması, babanın şiddet eğilimli olması ortadaki güven hissini ortadan kaldırıyor. Daha doğrusu ailedeki güven hissini çocuğun... ben iyi bir ailede büyüyorum, annemi babamı seviyorum, babam annemi seviyor, biz mutlu bir aileyiz. Ailem dağılmayacak, anne babam ayrılmayacak. Güvenliğini çocuk hissedemiyor. Bir başkası anne sürekli babayı eleştiriyor. Geç gelmesini eleştiriyor, tişörtünü seçmemesini eleştiriyor, tarağını banyoda bırakmasını eleştiriyor. O ailede yetişen kız çocukları babam annemi üzüyor. Babam iyi bir baba değil. Babam çok dağınık, babam çok kirli. Annemin dediklerini yapmıyor, annem çok mazlum demeye başlıyorlar. Çünkü anne baba yokken de çocukların yanında sürekli şikayet ediyor. Ve buradan konumuz değil ama bir ufak bir paranteze açmak istiyorum izninizle. Bazı hanımefendilerin şükredecekleri bir ton nimet olduğu halde eşlerinin dağınıklıklarına takıldıklarını görüyorum. Bir, beyefendinin bir takı dağıttığı, dağıttığı ne olabilir, dağınıklığı ne olabilir? Pijaması olabilir, çorabı terli olabilir, tarağı olabilir, gazetesi olabilir, başka ne olabilir? Su içtiği bardak olabilir. Ya Allah sana eş vermiş, fidan gibi eş vermiş. Bir yuva vermiş, çoluk çocuk vermiş, başını sokacağım bir çatın var, dolabını açsan yiyeceğin, yemeğin var. Eşinin dağınıklığını toplaman iki dakikan almaz. Bunun için Laf söylemeyi kendisine yakıştıranlar, bunun için bunu bir sorun gibi kabul edenlere diyorum ki yapmayın. Yazık aradaki güven, aradaki saygı, aradaki birbirine duydukları değer bu kadar kolay harcanacak, bu kadar basit bir şey mi? Yani o bütüne bakmak yerine sadece küçük bir parçaya odaklanıp evet. oradan aslında o gene bütüne bir yorum yapma, e, durumu da oluyor böyle. Bütüne zarar evet, veriyor. bütüne zarar. Ve değerli hanımefendi ben şunu ısrarla savunuyorum. Bir erkeğin onurlu, haysiyetli, güçlü bir duruşu vardır. Heybetli bir duruş vardır. Bu duruşu bozmayın diyorum. Bunu değer vererek destekleyelim. Bu duruşun dışarıda ilişki içinde olduğu, iş ilişkisi içinde olduğu, muhatap olduğu insanlar nezdinde buna ihtiyaç var. Dışarıda güçlü kötü niyetli olanlara caydırıcı, aklı başında kararlarını verebilen, kendinden emin, aile huzur olan bir beyefendi görüntüsüne ihtiyaç var. Bunu yıkmayın, bunu bozmayın. Ve şunu da ilave ediyorum. İş yerinde patronunuza, amirinize, müdürünüze söyleyemediğiniz sözleri eşinize söyleyemezsiniz. Eşinize söyleyemezsiniz. Yani Erkeğe bir saygı gerekir, bir edep gerekir. Evin erkeğidir o, evin babasıdır o. Bu hanımefendilerden beyefendilere. Bu aslında ee, beyefendiler için de geçerli. Bir oraya durum. gelmeden, oraya evet. gelmeden. Çünkü bir şey söylerken karşıtlık ilkesine göre söylenmez. Evet. Hanımefendilerden söz ediyoruz, hanımefendilerin eşlerine böyle davranması gerekir. Yani bu eşim bana davransın ben de ona davranayım diye böyle bir şey değil. Bu aile huzurumuz açısından çocukların babalarını sevmesi açısından, baba algısının ailede güçlü olması açısından aile içindeki disiplinin, nizamın, intizamın böyle hani babam geliyor dediği zaman insanların saygı duyduğu bir otorite figürü olmasının açısından çok önemli ve gerekli Bunu bir şey. Bu korumalı mıyız? Yani bu kesinlikle algıyı, bu korunması baba lazım. Algısını. Kesinlikle korunması lazım. İlaveten şimdi de beyefendilerden, hanımefendilere söyleyeyim. Konumuzu fazla dağıtmadan Tabii, evet, konumuza iyi geçelim. Ee, beyefendi kardeşlerimin de bu bardak niye burada? Orada olsa ne olur? Niye buna itiraz ediyorsun? Şu kıyafetine bak. Çocuklarının gözünde hanımını değersizleştiren eşini, hiç, sen hiçbir şey bilmiyorsun ki sen de kimsin ki muamelesine tabi tutan beyefendi çocuklarının gözünde anne imajına zarar vererek çocukların hayat boyu anne algısının bozulmasına sebep oluyor. Annesinden etkilenmesi gerekirken, annesinin öğütleriyle, evet. cana can katan sözleriyle hayata dair doğru anlamlar biriktirmesi gerekirken babası annesini küçümsüyor. Annesi itiyor, kakıyor. Oğlu da onu itiyor, kakıyor. Babam seni itiyor, itiyor ya diyor. Annenin Anneni saygınlığı ediyor. azalıyor. Saygınlığı azalıyor. Dolayısıyla Hanımefendi eşini, beyefendi de eşini çocukların yanında hem yüceltecek hem gerçekten olumlu ve iyi yönlerini ortaya koyacak. Hem de çocuklara nasıl baba olunur, nasıl anne olunur onu en güzeliyle örnekleyecekler. Yıkıcılığı herkes yapar. Bunun için bilmek gerekmez, bunun için aklını kullanmak gerekmez. Duygun olsun. Kendini sıradan hayatın akışına derenin üstündeki yaprak gibi bırak. Nereye dalga seni götürürse oraya çarp. Sağa git sola git. Böyle bir hayatımız olursa Yıkılmak yıkmak, içinden yıkmak, gelir zaten. Bozmak, diyorsunuz. dejenere etmek, hı hı. erozyona uğratmak kaçınılmaz bir şey ama iyi şeyler hı hı. emek gerektirir. Doğru şeyler çaba gerektirir ve üstün bir akıl gerektirir ki bunun sonucunu ben hedeflemiş olayım. Hı hı. Benim zihnimde daha iyi bir ilişki, daha anlamlı bir birliktelik hedefi yoksa beni ona sevk edecek motivasyonum da yoktur. İnsan motive olmadığı bir şeyin peşinden koşamaz. O yüzden hı hı. de e, anlamlı bir birliktelik kendime ve karşımdakine hem aile ilişkimiz hem çocukların bize dönük yüzü hem bu dünyada o insanlar birer fert evden çıktıktan sonra sosyal hayatta toplumla iş, iş olacaklar. Evde yıkılmış bir insan toplumda ne kadar kendisini Faydalı güçlü bir şekilde e, ifade edebilir, işlerini hangi performansla yapabilir? hepsinin de ötesinde. Allah diyecek ki neden kırdın? O kırılacak bir şey yapmamıştı. Onun bir ton iyi yönü vardı. Neden iyi yönünü görmedin de eksik yönünü gördün, yapamadığı yerini gördün? Böyle görmekle sen ne yapmış oldun? Onun da senin eksini görmene görmesine sebep oldu. Öfkeli anımızda iyi yönünü görebilmek için ne yapmalıyız peki hocam? Çünkü o an öfke hakikaten bizi bastırıyor. Öfkeyi bırakın. Öfke anından Hı -hı. ben söz etmiyorum. Normal zamandan Normal söz zamanda. ediyorum. Normal bir Hı -hı. benim bir iş ilişkisine daha doğrusu benim bir aile içi ilişkisine dair kendime koyduğum bazı sınırlar var. Kendime koyduğum bazı kriterler var. Mesela ben eşlerin Karşılıklı böyle o ona o ona laf söyleyerek sataşmasından çok korkarım, hmm. çok korkarım ve ben e, aradaki... şakalaşma adı altında yapılan satışma o başka bir şey, şakalaşma başka bir şey, Hı -hı. espri başka bir şey, evet. şakalaşma adı altında iğnelemek aşağılamak evet. başka bir şey. Her şeyin i̇ğnelemek adının kısmı. doğru konması gerekiyor. Siz bunu şaka dersiniz ama karşınızdakini yerin dibine soktuktan sonra bunun şakanın evet. şaka olmadığını çocuk bile anlar. Tabii, tabii. Dolayısıyla. Bizim yani genellikle bu kılıfla yapılıyor zaten bu tarz davranışlarda. O ayrı espri ayrı hı hı. onu yapan ayrı o yanlış olur hı hı. elbette öyle yapılırsa ilişkiye darbe vurur hı hı. aradaki duygulara zarar verir. Diyeceğim şu ki son cümlem olsun bu <laughs> ee, benim kendime ait e, saliha şunu yapmamalı ya da saliha bunu yapmalı dediğim beni bağlayan kriterlerim olmalı. Bunu ben ahirete yolcu olan bir birey olarak kendi adıma isteyeceğim. Eşim bana bir şey söyler. Ben ona o esnada onun bende o, o sözün bende oluşturduğu duyguyla cevap verecek olursam dozu yüksek bir cümle olacak. Etkisi yüksek bir cümle olacak. Onun ki eşimin söylediği cümle o kadar e, yüksek etkili bir sözü hak etmiyor ama bende birikmişler varsa onun üstüne koydum. Birdenbire gramı yükseldi kiloya taşındı o zaman sakin olmak özür dilemek karşımızdakini rahatlatmak sakinleştikten sonra bu meseleye masaya yatırarak hayatım şunu bir konuşabilir miyiz? Canım evet, rica etsem istiyorsan. şu meseleyi şöyle bir ele alabilir miyiz demek lazım. Dolayısıyla ben Allah'a tek kişilik hesap vereceğim amel de, de, defteri tek kişilik mezar tek kişilik. Ve benim yaptıklarım benim defterime yazılıyor. Ben defterime ne yazdırıldığımın hesabı içindeyim. Kendisi karşımdakinin hesabı kendisine ait. Ben onu tetiklemedikçe, ben onu azmettirmedikçe, onu yanlış davranışa sevk etmedikçe. Ee, tekrar konumuza gelecek olursak ne sormuştunuz? Ben geçmişten günümüze değişen aile yapısını ve aile tutum ve davranışlarını sormuştum size. Nasıl bir değişiklik gösterdi ve bu değişiklikler aile içi çatışmaları nasıl etkiliyor? Şimdi değerli hanımefendi, benim çocukluğuma gidecek olursam, köyler, köy hayatını kısmen biliyorum, kocaman bir sofa olurdu, herkesin bir odası olurdu, 6-7 aile büyük bir evde ortak yaşanırdı. Çalışmalar ortaktı, ihtiyaçlar ortak giderilirdi. Orada insanlar birbir eşlerine karşı böyle nazlı nazına bir cümle söyleyemezlerdi, esprili, şakalı. Bir şey böyle ne bileyim iş ve cilde yapamazlardı. Çocuklarını kucaklarını alamazlardı, çocuklarını sevemezlerdi. Evet, sormak istediğim sorulardan bir tanesi de buydu. Aslında eskinin o sevgi anlayışı, yani eskiden e, bizim büyüklerimiz de anlatıyordu. Ben işte annemin babamın yanında çocuğumu sevemezdim, onu okşayamazdım. Bu ayıp sayılırdı. Evet. E, peki bu size doğru bir davranış mı? Yani tabii ki şu an e, o zamanı biz eleştiremeyiz. Şu anki düşünce yapımızla oraya da oraya ait bir yorumda bulmak belki zordur ama e, bu. Daha sonrasında e, sevgi aktarımını da güçleştiren bir durumuydu. Çünkü ister istemez insanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Ya ben annemden görmedim, annemden görmediğim için de çocuğuma aktaramıyorum bu sevgi biçimini. Onu nasıl sevmem gerektiğini bilmiyorum. Yani bu hususta bunu e, eleştirebilir miyiz bu davranış biçimini? Şöyle değerli hanımefendi, bizim bir ölçümüz olmalı. Ee, herhangi bir şeyin doğruluğunu, yanlışlığını o ölçüye göre belirlemeliyiz. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu olan onunla çocuklaşsın diyor. Hı hı. Bu çocuk gibi oyna, çocukla beraber espri yap, gül. Onunla zaman zaman çocuklaş anlamına geliyor. Bir başka hadis-i şerifte çocuklarınızı çokça öpünüz. Zira melekler sizin öpücüklerinizi sayarlar diye devam eden ve öpücükleriniz ad edince Allah size Yanlış hatırımda kalmadıysa bir derece verir gibi bir hadisi i şerif var. Şimdi çocuklarınızı öpün diyen bir peygamber var çocuklarına karşı şefkatle bakmayı elinden tutmayı ya da onu sevmeyi engelleyen bir yapı var. Şüphesiz bunu bu hadis-i şerife bakarak dinimin söylemlerine bakarak bunu kabul etmek mümkün değil. Fakat ben şunu da görüyordum orada öyle güçlü bir duygu bağları vardı ki. Bu kadar tahbir, kar şeyler yoktu. Tabii her aile için bunu söyleyemeyiz. Bir toplumsal yapıdan söz ediyorsak, bunun olumlu yönleri de sosyolojik anlamda baktığımızda olumsuz yönleri de olacak, iyi örnekleri de, kötü örnekleri de olacak. Ama benim şahit olduklarım ve genel anlamda okuduklarım açısından baktığımda, o zaman babalar sevmezdi ama çocuklar bilirdi. Tahrip eden, aşağılayan ve e, iç yıkama sebep olan sözler sanki bu kadar çok değildi gibime geliyor benim. Şu anda bir baba vardı, herkes o babaya göre hareket ederdi. Şimdi ortada ne baba var ne anne var. Bir aile var, baba annenin sözünü ters e, kabul ediyor, doğru kabul etmiyor. Onun çocuğun zihnindeki e, annenin sözünü değersizleştiriyor. Anne babanınkini değersizleştiriyor. Şu anda bir aile olmanın, biz olmanın hayattaki görüntüsü net olmadığı için şu anda bilmiyorum. Yani o zamanlardaki yetişen çocuklar şu anda mesela e, o sıkıntıda yetişmiş. Şu anda her biri büyük bir yerdeler. Her biri iyi bir yerdeler. Yani bir bağlanma varmış, bir e, de e, büyüklere saygı varmış bir helal rızık için sadakat için ciddi çaba sarf etmişler yani o zamanları hani ya teker teker davranışları eleştirebiliriz bu yanlış olmuş diyebiliriz ama e, toplumsal yapı olarak da sağlam bir yapıymış Bence Şüphesiz aynı ailede olmanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Ama şu ana bakıyorum daha mı iyi diye sorguladığımda ben şu anki hali çok da iyi göremiyorum. Şu anda bir artı bir evler o kadar çoğaldı ki çünkü çevrede anne yok baba yok. Şu anda anneler babalar dışarıda. Anneler babalar Darül Ecazi'de, bakım evlerinde. Ben e, Zeynep Kamil Sağlık Koleji'ndeyken Darül biz bir ziyarete gitmiştik. O kadar tatlı, o kadar güzel, saçlarını taramış, tokalarını tat, takmış çok harika 80 yaşında bir hanımefendi. Çocuğunuz var mı dedik var dedi iki tane oğlum var. Evlendiler neredeler şuradalar çok iyi yerdeler. Annesi yanlarına sığamamış. Apartmanları var ama anneleri yanlarına sığamamış. Bakım evinde. Yanındaki arkadaş diyor ki e, bir başkası Hı -hı. için işte böyle sohbet ediyoruz benim bir kızım var dedi işte iki oğlum bir kızım var dedi kızımın adı Ayşe dedi mesela yıllar önce bu 78'li yıllar sizin daha annenizin bile <laughs> evet. hayatta olmadığı zamanlar komşusu diyor ki gece hep sayıklıyor Ayşe seni özledim kızım Ayşe bir gelsen kızım Ayşe ne olur kızım Ayşe geldin mi yavrum hep uykuda sayıklıyor diyor ve uyanınca da diyorum ki çocukları vardır. Eşinin belki işe çıkmıştır. Kıyamıyor ama yüreği, yüreği ağlıyor. Yüreği ağlıyor. Dolayısıyla bizim şu anda aile olmaya, onun da ötesinde insan olmaya ihtiyacımız var. Şimdi o zamanki anne baba tutumları elbette şimdiki anne babalık tutumlarını etkilemiştir. Fakat şöyle bir gerçeğimiz var bizim eğer annenin, babanın patolojik yapılanmaları varsa, depresyonu varsa, takıntısı varsa, obsesif kompulsif bozukluk yani işte fobileri varsa, paniği varsa, bipolarsa, şizofrense, işte ne bileyim başka sıkıntıları varsa, bunların tamamı çocuğa Davranışı etkiler, hayata bakışı etkiler, hayatı yaşama biçimini etkiler Çok güzeldi, otomatik olarak. Evet noktaya temas ettiniz çünkü bu da benim sorularımdan bir tanesiydi. Yani ebeveynlerde bu tarz kişilik bozuklukları ve psikolojik sorunlar ortaya çıktığında bu çocuklara nasıl yansır ve en azından zihinsel anlamda sağlam yapıda olan ebeveyn nasıl davranması gerekiyor? Bu olayı çocuğa bildirmeli mi yoksa üstü örtük bir şekilde hayatına devam etmesi mi ...sağlanmalı. Nasıl bir tutum... Şimdi değerli hanımefendi... ...var olan bir tedaviye... ...ihtiyaç hissettirecek kadar... Hı hı. E, ...sıkıntılı bir... E, ...psikopatoloji varsa... ...bir defa e, çocuğa söyleyip... ...söylemeden önce hesaba katılması gereken... ...bir şey var. Acilen tedavi protokolü... E, ...doktora hazırlatılmalı... Hı hı. ...bir tedavi süreci başlatılmalı... ...o insanın iyileşmesi için... ...elinden gelen yapılmalı. Fakat ben ne görüyorum biliyor musunuz? Çok acı buluyorum bunu... Eşi depresyonda ya da eşi yoğun yıllardır artık kronik OKB'li olmuş. Durmadan ellerini yıkıyor, elleri yara olmuş. Ellerini sile sile kağıt peçeteler, kağıt havlular böyle artık beyefendi almaya yetişemiyor. Diyorum ki iyi davranırsanız, onu olduğu gibi kabul ettiğinizi, sevdiğinizi söylerseniz, bunun bir hastalık olduğunu, bunun geçmesi için hep birlikte çaba sarf etmeniz gerektiğini söylerseniz, sevgi ihtiyacını, ilgi ihtiyacını, paylaşım ihtiyacını giderirseniz psikolojisi çok daha iyi bir noktaya gelecektir. Hı -hı. Tedaviye de daha sıcak bakacaktır ve Hı -hı. iyileşmek için de ciddi çaba sarf edeceksin diyorum. Umurunda bile olmuyor. Normal bir insanın bile psikolojisini bozacak derecede hanımını eleştiriyor, Hı -hı. aşağılıyor, evde bırakıyor. Bu şans nasıl iyileşsin? Sebepler değişmeden sonuçlar değişmez diye eğitimin bir prensibi var, bir ilkesi var. Sen yıpratıcı davranışını aşağı düşüren, iç enerjisini tüketen ve onun psikolojisini bozan davranışlarını yıkıcı, kırıcı tutumunu sürdürdükten sonra o nasıl iyileşsin? Evet. Aileler bu tedavi ihtiyacını peki ne Yetere zaman? Yeteri kadar gidermiyorlar. Bazen de şöyle oluyor. İş o kadar çığırından Hı -hı. çıkıyor ki. Hasta artık hasta olduğunu kabul etmiyor. Evet öyle de bir durum var. Hasta olduğunu kabul etmiyor. Herkes o ne derse onu yapıyor. Mesela e, kapıdan giriyor. Tamamen dip doruk soyunacaksın. Hı -hı. Duşa gireceksin, yıkanacaksın her gün. Hı -hı. Dışarı çıktığın anda yıkanacaksın. Kapıdan daha içeri adım atamazsın. Bunun yıkanacaksın normali olmuş çünkü artık. Tabii ve onun o normal hast, sayıyor. Zaten. Evet hasta olduğunu ve bir tedaviye ihtiyacı olduğunu kabul etmiyor. Bu ileri bir nokta. Bu noktaya gelene kadar neredeydiniz? Evet. Anne babalar neredeydi? O eşi neredeydi? Geçer. Ondan sonra şükür sözlükten yapıyorsun. İstesen yapmazsın. Bu senin elinde gibi gerekçelerle hastalığı ilerletiyorlar. Hastalık ilerleye ilerliyor zaten o zaman normal dinleme, anlama seviyesi de aşılmış oluyor. Şahsın zihninde sürekli tekrarlayan sesler olmadı. Bir daha yap. Onu yapmazsan başına şu gelecek. Onu yapmazsan şöyle olacak. Onu yapmazsan işte e, asla temiz olmayacaksın. Şu bu gibi. Sürekli o kafasındaki seslerden kurtulmak için intihar eden bile var. Yani bu noktaya gelmeden tedavi edilmeli, sahip çıkılmalı ve önce hastalığın iyileşmesine yardımcı olunmalı, katkıda bulunulmalı. Çocuklara bunu ilave ederken de annenin kısmi bir rahatsızlığı var ya da babanın birazcık bir rahatsızlığı var. Tedavi olacak, iyileşecek inşallah. Babanın bu davranışlarını anlamalıyız. İsteyerek yapmıyor. Evet. Bunu diyerek babanın da annenin de var olan ve tedaviye ihtiyaç hissettiren durumlarını e, tedavi ettirmemiz ve çocuklara da bunu çocuk, biraz evet bu dönemde kendisini çok değersiz hissediyor çünkü anne ve babanın e, sürekli meşgul olduğu bir takım takıntılar var ve çocuk diyor ki yani acaba anne babam beni sevmiyor mu e, veya burada bir suçluluk psikolojisine giriyor olabilir mi o çocuğun şöyle şimdi anne ile babanın sevgisini göstermesi her zaman e, hani patoloji ile alakalı değildir ya da patoloji olduğu zaman da anne baba sevgisini gösterebilir. Burada çocuğun suçlanmazsa suçluluk hissedeceği bir durum yok. Kendisini değersiz hissedeceği bir i̇hmal durum da edilmiş ya da ee, ihmal edilmiş hissediyor olabilir çocuk. Şöyle e, eğer anne sağlıklı ve yapmıyorsa çocuk kendisini ihmal e, edilmiş hissedebilir ama orada kıvranan bir türlü yataktan kalkamayan, evet. bir türlü banyodan çıkamayan, abdestini tamamlayamayan, 10 kere namaz kılan, 10 kere bir yerlere vuran, kapıları açıp kapatan, 10 kere camları kapatan birisi var. Çocuklar bunu görüyor ve annem hasta diyor. O zaman buradan bir değersizlik duygusu, bir ihmal edilmişlik duygusu çıkmıyor. Sevgisizlik de buradan çıkmaz. Hı. Sadece üzülme ve bir an önce bunun telafisi gibi bir yani Böyle bir ihtiyaç... hikaye e, çünkü dinlemiştim daha öncesinde yakın çevremden en azından. E, çocuğun kendisini bir zaman sonra çok değersiz hissettiğini ve ebeveynlerin de en azından e, bir annenin veya babanın ne yapması gerektiğine dair bir soru da almıştım aslında. Bu yöneltmek istediğim sorulardan bir tanesi. Yani çocuk e, acaba annem beni sevmiyor mu veya acaba annem hep böyle mi olacak benimle ilgilenmeyecek mi artık düşüncesine kapıldığı zaman. Ee, en azından çevresindekiler anne baba harcı veya anneanne olabilir dede olabilir bir başka biri olabilir ona nasıl yaklaşması gerekiyor yani bu durumun böyle olmadığını nasıl izah edebilir küçük yaşta olan bir çocuğa şimdi e, bunu ilk telafi edecek olan kişi Hı -hı. ailedeki diğer sağlam bireydir Hı -hı. çocuğu kuşatacak babasına birlikte yardımcı olacaklar babasının ihtiyacını giderecekler ya da annesinin ihtiyacını giderecekler tedaviye birlikte götürecekler Hı -hı. annesi bağırdı yavrucuğum şu anda annem bağırıyor. Biz susalım. Şu anda annen bunu istemeden yapıyor. Hı hı. Annen rahatsız, tedavi olacak, iyileşecek inşallah Çocuğu diye. da bu sürece dahil etmek hı, mi gerekir? Tabii gereken. ki edebilirsiniz. Tabii bu yaşına göre. Evet. Küçücük bir çocuktan söz etmiyoruz ama ilkokul çocuğu, anaokulu çocuğu bile hı hı. olsa e, anlar bunu. E, annem hasta, babam annemi seviyor. Biz evet. e, annemin iyileşmesi için çaba sarf ediyoruz diyebilir. Eğer baba da bu ilgiyi göstermezse, çocuğun bu anne sevgisinin boşluğunu gidermek için hiç olmazsa kendisinden elinden geleni yapmazsa hı hı. en yakın diğer ikinci dereceden aile bireylerine, büyüklere hı hı. bu iş düşer ki bunun dediğim gibi diğerleri de bir şeyler yapsın ama asıl annenin babanın rolü bu. Biz tekrar ana baba tutumlarına tabii gelelim ki. mi? Tabii ki, tabii ki hocam. Şimdi herhangi bir davranışı zaman zaman uygulamak, zaman zaman başka davranışı e, tercih etmek bir davranma biçimidir. Tutum dediğimiz zaman bireylerin üzerinde sürekli görülen davranışlardır. Artık onun tarzı haline gelmiş, onun bir anlayışla sürdürdüğü davranışlar bütünü olarak tanımlayabiliriz tutumu. Şimdi burada anne baba tutumlarının ee, arka planında e, annenin babanın nasıl bir çocuk yetiştirmek istediği çocuğu tanımlarken zihninde çocuğu nasıl konumlandırdığı, nasıl anlamlandırdığına e, azıcık bakmak gerekiyor. Şimdi e, çocuk bana verilmiş harika bir emanet ve ben bu emaneti Allah'a kulluğa mani olmayacak bir cevherle bana teslim edildiği için zarar vermeden kendisini seven, kendisine değer veren, kendisiyle barışık, toplumla iletişime hazır, işbirliğine hazır, bir ekip halinde çalışmaya müsait, kendine güvenen, şahsiyeti sağlam teşekkül etmiş bir birey olarak hayata sunabilmek için ne yapabilirim sorusu varsa sıkıntılar en aza iner, yanlışlar kolay telafi edilir hatalar derinleşmez ve o çocuğu kolay kolay düşürmez. Eğer böyle bir hedef, böyle bir ideal yoksa, mesela halk arasında şöyle bir söz var. Aman çocuk mu? Olması da dert, olmaması da dert. Ben bir ara çocuklarla ilgili sözleri derlemiştir. Çocuk deryadır, geçilmez, zehirdir, içilmez. Şimdi bir annenin zihninde çocuk deryadır, geçilmez, zehirdir, içilmez sözü varsa ve çocuğunla bunu söyleyebiliyorsa o çocuktan o anne ne bekler? O çocuğun potansiyel değerleri hakkında ne düşünür? Ona hangi bir motivasyonla yaklaşır? Ne kadar tehlikeli bir söz. Olması da dert, olmaması da dert. Bu nasıl bir şey ya? O zaman sen hayattaki ayağının taşa takılmasında dert görüyorsun. Yağmurun yağmasında dert. Varlığını bile dert görüyorsun sen o zaman hayatta sıkıntısız bir şey olmaz. Bu sıkıntı dert diye tanımladığımız zaman sanki aşılamayacak bir şey. Benim sırtıma yüklenmiş bir yük. Evet. Ben onu taşımak zorundayım ama bu çok ağır ben onu taşıyamıyorum der gibi bir şey oluyor. Şimdi elimizde bir şey var, maden var. Bu madenden ne yapacağız? Elimizde bir kumaş var, bu kumaştan ne yapacağız? Elimizde bir cevher var, bu cevheri, bir ahşap var, bu ahşaptan ne olur? Mesela Kavak ağacı varsa kavak ağacından belli şeyler yapılır. Gürgen meşe ağacından belli şeyler yapılır. Çamdan belli şeyler yapılır. Allah herkese farklı bir mizaç vermiş. Farklı bir e, iç yapılanma, genetik organizasyon. işte e, farklı bir kader tayin etmiş. Onun kendine ait bir yol yürüyüşü olacak. Her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır derler ya. Kendine ait bir tarz olacak. Ötekinin kendine ait bir tarz olacak. Önemli olan... Kendisi çam ağacı yapısındaysa misal olarak veriyorum. O zaman en iyi çam ağacı olabilecek şekilde. Meşe ise o meşeyi öyle güçlü yetiştirelim ki ondan bir şey olduğu zaman en iyisi olsun. Hiçbir maden kötü olmadığı gibi değersiz asla değildir. Dolayısıyla ben onu işlevsel ve kıymetli bir hale getirebilmiş miyim? Önce bunun farkında var mı? Yıllar önce bir seminer vermiştim, bir konferans vermiştim. O konferansta şöyle bir cümle kullandırmıştı Allah bana. Her çocuk bir cevher, anne baba ise o cevhere şekil veren sanatçı gibidir. Esere değer kazandıran sanatçının bilgi ve becerisidir. Şimdi elinde bir cevher olduğunu, o cevherin, her madenin ısıya tepkisi farklı, zorlamaya tepkisi farklı, suya tepkisi farklı. Bu madeni tanıyacağım ben zarar vermemek için. Bu madeni tanırken de ben en iyi nasıl yaklaşabilirim? Zarar vermeden, onu koruyarak, onu geliştirerek en iyi nasıl yaklaşabilirim? Bu sorularının olması lazım. Doğru soru olmadan, doğru cevaba, doğru arayış olmadan, doğru bir anlamlı bir yolculuğa çıkma imkan ve ihtimali yok. Olabilecekler tesadüfidir, orada kısa sürelidir. O yüzden ben anne olmakla ne ile emrolundum? Anne olmak benim gözümde nedir? Çocuk ne anlama gelir? Ben bu çocuktan nasıl bir insan modeli oluşturmak üzere varım? Hani ben bunu istediğim kalıba sokayım anlamında değil de kendi yapısını en uygun ortaya çıkarabilmek için ben ne yapmalıyım? Bu sorular varsa o çocuk kolay kolay zarar görmeden, derinlemesine zarar görmeden iyi, e, kimlik kişilik bütünlüğü e, korunmuş, özgüveni, değerlilik duygusu Hı -hı. geliştirilmiş, kendilik algısı çok güzel, evet. sağlam bir kişilik oluşur. Evet Onun için önce annelerin, babaların rollerini, Hı -hı. sorumluluklarını ellerindekinin emanet olduğunu Hı -hı. ve onun yapısını tanıyarak ona nasıl daha bir iyi bir anne baba olacaklarını bilmeleri lazım. Önce kendilerini sonra da çocuklarını tanımaları gerektiğini söyleyebiliriz. Evet. Ee, Burada siz soru sormadan çok özür dilerim. Buyurun. Şu bütünlüğü bir ifade edeyim Hı -hı. izin verirseniz ondan sonra Tabii sizi ki. dinleyeceğim. Şimdi anne baba tutumlarını etkileyen, Hı -hı. bunun kalıcı bir davranışa, kalıcı bir... E, etkilenme mekanizmasına, etkileme mekanizmasına dönüşmesine sebep olabilecek etkenler var. Hı hı. Özgüvensizlik ve bunun giderilmemesi. Evet. Değersizlik, yetersizlik duygusu, bunun giderilmemesi. Sürekli annenin, babanın çocuğa müdahale etmesi, yaptıklarını beğenmemesi, evlenmeden önceki çocuklarına yaptığı baskıyı evlendikten sonra hı hı. da devam ettirmeleri. Çocuk ağlıyor mesela. Ben biliyordum zaten senin bu çocukla baş edemeyeceğini kim dedi sana evlendikten iki sene sonra çocuk yap diyerek. Hı. Ne demek? Sürekli normal bir durumu bile anormal gibi algılayıp oradan kızını suçlama malzemesi çıkaran bir anne. Hı hı. Eşiyle ilişkisine, ev işlerine, seçtiği kıyafete, seçtiği okula, çalışma hayatına her şeye müdahale ediyor. Ve bu, bu o kadar çok aile içerisindeki hanımefendinin ...güçlü ve e, dinamik, e, fonksiyonel bir yapısının olmasını engelliyor ki... ...işini yaparken kolay yapamıyor, çocuklarına yetemediğini düşünüyor... ...kendi içinde kırıklık yaşıyor, eli kolu kalkmıyor, coşkusu gidiyor. Bu eşiyle ilişkisine de yansıyor. Yatak odası hayatına da yansıyor. E, sosyal ilişkilerine de yansıyor, akraba ilişkilerine de yansıyor. Şimdi anne babanın sürekli baskı içinde bıraktığı ve... ...kendi başına hareket etmesine müsaade etmediği... ...kişiler. Baskın bir kayınvalidenin... ...yanında duran... ...ve hiçbir şeyi beğenilmeyen... ...zaten ben seni almayacaktım sen kendin geldin gibi... ...havalara giren... ...gelinin nerede eksiği var da onu ortaya çıkarırım... ...diyerek adeta... ...böyle büyüteçle hata arayan... ...bir kayınvalide. Mesela şöyle bir şey... ...ne yazık ki yaşandı duydum... ...başka örnekleri de inşallah yoktur. Çocuk ağlıyor... Al şu çocuğu emzir de bana ver diyor. Sen ne arada anne olduğunda çocuk büyüteceksin? Sen kimsin ki çocuk büyüteceksin? Onu sen babanın evinde mi getirdin? Bu benim oğlumun çocuğu diyor. Ne kadar büyük bir aşağı. Yani. Eşin kötüsü bu kötü ama daha kötüsü. Bu hanımefendinin oğlu yani Eş. bu çocuğun babası kıkını çıkartmıyor. Benim için asıl Evet travmatik olan bu. Anne bir dakika ya. Sen de... İlk çocukta acemiydin. Hanımım da acemilik yapacak. Çocuğu verir misin lütfen? Al diyorsa da annesinin kucağında alasın. Diyemiyor. Anneni kırma, anneni üzme, başında taşı, sırtında taşı ne gerekiyorsa yap. Ama hanımının rollerini oynamasına, anne olmasına müsaade etsin. Annenin her dediği farz değildir. Annene öf bile deme ayeti o ne derse onu yerine getir demek değildir. Onunla iyi geçin demektir. Annen zulm ediyor sen de zulme ortak oluyorsun. Öteki anneliğini yapamıyor. İki göze iki çeşme. Çocuğunu hep, çocuğumu hep kayınvalidem büyüttü diyor. Kayınvalidemi benden daha çok seviyor. Kayınvalideme anne diyor oğlum diyor. İki göz iki çeşme alıyor ama kayınvalideye kimse laf geçiremiyor. Gerekirse evini ayıracaksın. Gerekirse kırılıyorsa kır, sen kırmayacaksın ama kırılıyorsa sonuna kadar yol var. Kırılabilir oğlunu alacaksın. Yuvanı kuracaksın. Bu kadar pasif bu kadar Hı -hı. etkisiz eleman gibi eşlik olunmaz ki, ki. zulme müsaade ediyor. Öteki bu dünyayı ben küçük dağları ben yarattım sizin dünyanızın da yöneticisi benim diyor ötekiler de sessiz kalıyor. Ötekiler de kabul ediyor. Ve bu, bu hanımefendiye düşen şeyler de var oğluna düşen şeyler de var. Dolayısıyla böyle baskın bir kayınvalide de çok olumsuz eleştiri yapan hanımını hiç beğenmeyen sürekli eleştiren ve çocukları alıp kendisi annelik yapmaya çalışan erkek, hı hı. beyefendi, kardeşlerim, oğullarım var. Onların yanındaki annenin annelik yapma şeyi başkadır. Hı hı. E, rollerini, sorumluluklarını yerine getirme tarzı, tutumu başkadır. Onun dışında kayınvalidesiyle, annesiyle, eşiyle bir sıkıntısı yok ama içinde bulunduğu çevre... Çocuklarına böyle çıt çıkartmayan çocuklar bakışlarıyla böyle ben onu mum gibi yaparım diyen anne baba bakıyor ki kendi çocukları düz duvara tırmanıyor. Kendisini başarısız hissediyor. Arkadaşlarının yanında çocuklarını iyi eğitemeyen anne baba ya da anne gibi olmamış olmak için çocuklarına kötü davranıyor. Bir arkadaşa geliyor diyor ki çocuklar hareketli mesela. Aa diyor sana çok acınım diyor. Ay bu çocuklar seni tüketmişler. Ay rengine de bak diyor. Allah aşkına diyor. Ay benim böyle çocuğum olsa ben asla senin gibi dayanamam. Çok şımartmışsın bunları azıcık diyor. Yani bunlara böyle sert davran. Bunlarla sen nasıl başa çıkacaksın diyor. Hanımefendinin merhameti sıfır. Ya doğruya diyor bak şunu da yaptılar bunu da yaptılar. Ondan sonra çocuklara kötü davranıyor. Başkalarının etkisiyle yanlış davranan insanların şeyi başkadır. Mesela Okuduğu bir kitaptan etkilenir, kendisinin doğru bildiği ve doğru yaptığı şeyleri o kitap doğru söylüyor diye o kitaba göre hareket ederek doğru bildiği yanlışlar doğru bildiğini değiştiriyor Yanlışı hayatına geçiriyor. Bunun Yanlışın örnekleri var. Artık. Örnek vermeyeceğim buna e, hani ama e, bunun ne yazık ki örnekleri var. Şimdi kendi çocukluğunda istediği gibi bir hayatı olmamış. Kendi gençliğini istediği gibi yaşayamamış anneler, babalar çocuklarının üzerinden bu kendi ideallerini, hayallerini gerçekleştirmek istiyorlar. Çocuklarının tam da istedikleri gibi mükemmel bir çocuk olması için davranıyorlar. Şimdi Çocuklarını bir arzu nesnesi haline getirmek mi bu? Değil. Kendi yaşayamadıklarını çocuklar üzerinden Aynen oluşturmaya öyle. çalışmak. Aynen öyle. Ee, etkisiz, çocuk ne derse onu yapsın diyerekten, hı hı. çocuğu düşünerek, iyi bir sonuç öngörerek değil kendi haline bırakmış olanlar var hı hı. bunlar e, ciddi anlamda yetersiz anneler babalar evet. e, onu bilgisayarımdan size sırasıyla aktarayım izin verirseniz evet hocam yaptı e, ara için az bir vaktimiz kaldı tamam hızlıca bunu toparlayalım evet aynen öyle ne etki edeceğini bilmeden davranan anne babalar bilinçsizlik e, yapmış oluyorlar çocuğun üzerinde gördüğü eksikliklere veya yanlışlıklara tahammül edemeyip en ufak bir aksaklıkta uyarmak, eleştirmek tam da kendi istediği evlat zihnindeki evlat kalıbına uyması için uğraşan anne babalar var. Bunlar eksik yanlış tanımayan mükemmeliyetçi tipler. Elde etmek istediği sonuç için uslu bir çocuk, tertipli düzenli bir çocuk, annesinin babasının sözünden çıkmayan bir çocuk, başarılı bir çocuk gibi ee, çocukların kendi e, istediği hale e, onları e, getirmek için uğraşan anne baba e, zorlayarak çocuklarını e, zorlayan bir tutum içinde oluyorlar. Gönül yorgunluğuyla çocuklarını bırakanlar var bunlar ilgisiz ebeveynler. Evet. dediğim Dedik diyerek çocuğun tepkisini de hiçe sayarak e, çocuğun e, bundan nasıl etkilendiğini, çocuğun e, ne ihtiyacı olduğunu, ne yaparsa çocuğun ihtiyacını göreceğini hesaba katmadan... Hiç esneklik yapmadan çocuklara katı kurallar uygulayan anne babalar, otoriter ve baskıcı evet. anne baba tutumunu Benim ifade ediyor. dediğim sormak istediğim soruyu açıkladınız zaten ee, aslında bu ifadeler ne? Yani bu tutumlar nelerdi? Ne aynen, tutumlar var? Aynen. Mesela iyi var? ebeveyn olacağım diyerek Hı -hı. sürekli çocuğun her istediğini yerine getiren aktif Hı -hı. çocuk pasif anne baba evet. ve etken çocuk edilgen anne baba gibi çocuğun yönettiği aileler diyebiliriz. Anne baba çalışıyor ve çocuklarına zaman ayıramıyorlarsa sürekli elektronik eşyalar alarak oyuncaklar alarak işte spor aletleri giysiler alarak çocuklarının üzerindeki sevgi boşluğunu parayla Dikkatleri, ve onlara evet, cazip gelecek şeylerle çekerek. telaficilik yapan anne babalar var Maddi kendisi yapıyorlar. çalışıp çocuğunu başkalarına baktıran. Anne babalar çok mecbur olanlar için bir şey demiyorum ama işte mesleğini kaybetmemek, mesleğinin ekonomisi, kendi statüsü, sosyal ilişkileri, sosyal onay ihtiyacından falan dolayı baktığım... Hocam burada bir virgül koyalım araya gitmemiz gerekiyor. Peki o zaman. Aradan sonra da Devam bu edelim. davranışların çocuklar üzerinde, onların karakter üzerindeki etkisi ve sonuçlarına konuşacağız tamam inşallah. Tamam. Evet tamam. Evet ailede benden bize programımızda bu hafta. Anne babaların yaygın davranışlarına konuşuyoruz. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından yeniden sizlerleyiz. Ailede benden bize programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaygın anne baba tutum ve davranışlarını konuşuyoruz. Bu hafta Salih Erdem Hoca'm ile birlikte. Evet hocam. Siz örneklerden devam ediyordunuz yaygın anne baba tutumlarına. Daha sonrasında örnekleri verdiğimizde de bu davranış biçimlerinin çocuklarda ne tür etkilere yol açtığını konuşabiliriz sizlerle. İnşallah. Ee, anne babaların hem kendi anne babalık algısı hem çocukla kurdukları bağ hem çocukla ilişkilerine yükledikleri anlam bunun Allah'la ilişkisini kurmalarına göre çevre şartlarına ve onların çevre şartlarına ne kadar teslim olup olmadıklarına göre değişkenlik arz eden bir e, süreçten ya da bir tutumdan e, söz ediyoruz. Şimdi çocuk o kadar e, masum ve etkiye o kadar açık ki anne baba nasıl davranırsa ona uygun bir zihinsel şekillenme algı oluşması, kendilik algısı ve olayları algılaması farklı oluyor. O yüzden de e, mesela e, Kendisi çalışıp çocuklarını başkalarına baktıran e, anneler çocuklarının sevgi ve bağlılıklarını başkalarına aktarmış anlamına geliyor. Bu hiç çocuğun annesini sevmeyeceği ya da annesine bağlanmayacağı anlamına gelmiyor ama kendisine bakanla daha sıkı ve daha yoğun bir e, duygu bağı içinde olduğu bir gerçek. E, hem anne hem baba olmaya çalışan hanımefendiler var. Baba olan beyefendinin ya uzaklarda çalışması eve çok az gelmesi, ya e, çok yoğun bir iş temposunda çalıştığı için eve zaman ayıramaması, ya da evde olması ama e, suya sabuna dokunmadan para kazanmak anne hani eşlik ve babalık için yeterlidir. Ben size paranızı çalış, kazandım getirdim, e, benden başka bir şey istemeyin. Bunu ancak açık açık böyle de söylüyorlar. Para getiriyorum sana, benden başka bir şey isteme diye. Ee, orada koltukta oturuyor, dersiyle anne ilgileniyor, hastalığıyla anne ilgileniyor, hastaneye götürülecek, okuldaki derslerine, e, okulda verilen ödevlere, to toplantılarına, veli toplantılarına hepsine anne bakmak zorunda kalıyor. Orada da e, annelikle babalığın karışması diyoruz buna ve burada ne anne olabiliyor tam olarak ne baba olabiliyor çocuğa dair bütün o sorumluluklar anneye yüklenmiş evet bir şekilde. yüklenmiş oluyor Anneyi de ezen bir ee, şimdi bir de çocuk olduktan sonra tamamen çocuk odaklı yaşayan hanımefendiler hı hı. var eşi solda sıfır kalıyor hı hı. ondan sonra diğer çocuklar da Benzer durumdan nasibini alıyorlar. Küçük çocuk ne diyorsa o özellikle de ilk çocukta bütün dünya çocuğun etrafında dönüyor. Hı hı. Ve anne saçımı süpürge ettim diyeceği pozisyonları kendi gönlüyle hı hı. ciddi anlamda bütün yatırımını çocuğun üzerine yaparak hayatın diğer bütün unsurlarını elinin tersiyle bir kenara itiyor. Kendisini kurban rolüne büründürüyor. Ondan sonraki ifadelerinde bunu görüyoruz. Ve e, hayatı sadece çocuk merkezli yaşıyor. Bu ee, da yanlış bir davranış. Herhalde. Şimdi, tabii mi? ki. Evet. Ee, bir de geçmişte anne babalarının yöntemlerinin kendilerine uygulanırken ya da kardeşlerine uygulanırken ki görgüleriyle oradan edindikleri bilgileriyle hareket edip e, kendilerinin üzerine yeni bir bilgi yeni bir e, Davranış kalıbı, dil üslup kalıbı e, ilave etmeyenler, annelerinin, babalarının kendilerine davrandığı gibi bugün çocuklarına e, davranan anne babalar var. Geçmişten bugüne gelememe, çocuklukta öğrendiklerini yenileyememe e, gibi bir durum içinde oluyorlar ve böyle bir tutumu tercih ediyorlar. Bu sefer kuşaklar arası çatışmalarda daha fazla... Kesinlikle doğru, şey kesinlikle. Çocuğun yanında birbirlerini aşağılıyorlar, birbirlerini rencide ediyorlar. Kendi aralarındaki kavgaları yüksek sesle çocuğun yanında, çocukların yanında yapıyorlar. Burada da anne babaların kendi duygularını birbirlerine ifade etmek ya da tepkilerini ifade etmek için çocukları görmezden gelme, çocukları adeta yok sayma gibi bir tutumları var. Buna da duyarsızlık ve bencillik evet. diyoruz. Evet. Çocuk bu tip durumlarda bazen e, haylazlık yaparak, bazen konuşarak, bazen e, kardeşiyle kavga ederek, işte derslerine çalışmayarak muhtelif tepki biçimleriyle ben buradan mutlu değilim, memnun değilim mesajı veriyor. Gene anne baba görmüyor, duymuyor ve e, çocuğa e, bu çocuğun böyle davranmasının altındaki mesaj nedir? Ben çocuğumun hangi ihtiyacını gidermediğim için çocuk bu sıkıntıyı yaşıyor ve bana bu davranışlarıyla ne diyor demediği için görmeyen ve duymayan anne baba anne tutumu baba. kendi bildiğini yapmaya devam eden anne tutum, baba tutumu hedefi olmayan sadece çocuğa bakıp büyüten eğitim gibi bir derdi de olmayan anne baba sınırsız ve sorumsuz çocuk yetiştirme tutumu adı Sert. altında incelenebilir hı hı. Çocukluk, çocukla baş edemedikleri için Çocukları küçük yaşta ihmal etmenin büyük bir faturası olarak azıcık daha çocuk büyüdüğü zaman dediğim dedik diyor, ee, benim dediğim olacak diyor. Anne babayı e, kendi istediklerini yapacak pozisyona sokuyor. Kıyameti koparıyor, kafasını bir yerlere vuruyor, eşyaları dağıtıyor. Anne baba tamam tamam Allah seni ıslah etsin. Kes şu çeneni bıktım şu çenenden diyerek çocuğun istediklerini yerine getiriyor. Burada da edilgen, pasif ve korkan... Geri planda duran gevşek anne babalı hı hı. baba modeli ve e, çocukların yönetimi el koyduğu bir model diyebiliriz. Ki günümüzde diyebiliriz. oldukça yaygın bir model türü aslında. Evet bir de e, çok fazlaca kurallara göre hareket eden anne babalar var. Bunlar da kısmen mükemmeliyetçilik içinde değerlendirilebilir. E, kural. Çocuğumuza biz kural koyduk. Anne baba kuralları uygulamalıdır. Kurallara göre hareket edeceksin. Kuralın dışına çıkmak hı hı. yok. İşte e, e, dokuz olduğu zaman yatacaksın. Saat şu kadar saat sonra kalkacaksın. Şu saatte şunu yap, şu saatte bunu yap çocukların kurallara göre hareket edebilmesi için duygularını da feda ediyorlar anne baba bağlılıklarını da e, esnek olmaları gerektiği halde esnek olmadıkları zaman çocuklarla aralarındaki iletişime de zarara sokuyorlar burada çocuklara değil de kuralları koyan, iyi. kuralları evet, koruyan anne babalar gerekiyor. şimdi çocuğun neye ihtiyacı var onu söyleyeyim çocuğun yeri geldiği zaman kendisiyle oyun oynayan ama anne baba rolünü terk etmeyen anne babaya ihtiyacı var anne baba gibi anne baba olan ihtiya yetişkinlere ihtiyacı var. Baba bir şey der, anne bir şey derse çocuk hesabına geleni yapar. Baba bir şey der, anne bir şey derse çocuk hangisinin doğru olduğuna nereden karar verecek? Ortak bir de oluşturma. annesine de inanma eğilimi içinde, babasına da inanma eğilimi içinde. Çocuğun kiminle arası iyiyse o esnada hangisi işine geliyorsa onu yapıyor. Bu da çocukta hem bir istikrarsızlık hem bir dengesizlik, neyin doğru olup olmadığı konusunda da Çocuğun sağlam bir fikir e, edinme, bir karar verme e, şansını da ortadan kaldırıyor. Aşırı baskıcı, otoriter, benim dediğim dedik, bu evde bizim kurallarımız uygulanır diyen anne baba da çocukların sesini duymadıkları için, çocukların ihtiyaçlarına göre hareket etmedikleri için, benim kurallarımı ben şimdi çocuklarıma uyguluyorum ama bu şu anda çocuğumun yaş dönemine uygun mu? Bu şu andaki çocuğumun psikolojisine uygun mu? Cinsiyetine uygun mu? Mesela kıza yaptığı gibi erkeğe de davranırsa. Kızın yaşı farklı, erkeğin yaşı farklı. Siz kız çocuklarını, erkek evet. çocuklarını kastediyorum. Siz topunuz bu kurallara birden uyacaksınız dediği zaman o zaman ortada bir kurallar bütünü yerine çocukları kaosa sokan çok zor bir psikolojik sınav başlıyor demektir çocuk sesini duyuramaz çocuk babasıyla konuşamaz çocuk duygularını ifade edemez çocuk babasından korkar sevgiyle korku yan yana geldiğinde korku ağır basar çok o, önemli bir söz hocam korku Evet ağır basıyor kesinlikle yan, e, korku kesinlikle yan yana e, yeter kadar babasının boynuna evet. sarılamaz Hı. babacığım diyemez babasıyla oyun oynayamaz babasıyla duygularını paylaşamaz e, diyelim ki bir genç evlenmek niyetiyle bir kızla görüşüyor asla babasına söyleyemiyor babasının nasıl davranacağını bilmiyor. Hele de evde bağırıp çağıran baba çocukları o kadar korkutuyor ki ne varsa anneleriyle paylaşıyorlar. Hı hı. Annesi de babalarına söylerse kıyameti koparacağını bildiği için pek çok şeyden babanın haberi olmayabiliyor. Bu da en ayrı bir sıkıntı. En baba duyar muhabbeti tam He. olarak tezahür ediyor. En, bu da en demişim ben de sizin sözünüze uyarak. Bu da çok tehlikeli bir şey. Çünkü çocuğun babayla da paylaşmasına ihtiyaç var. Bazı durumları babanın bilmesine ihtiyaç var. Ama baba bilirse çocuğu okuldan alır diyor. He. Oğlumun bir kız arkadaşı var. Babasının haberi olursa okuldan alır. Şimdi söyleyemiyor. Fakat başına bir hal gelse benim niye haberim olmadı diyecek. Ve niye haber vermediniz diye başka Lan suçlayacak. Evet. Oysa sen o kadar korkuttun ki sana söylemeye cesaretleri olmadı. Bu durumda ne yapmalı peki bu çocuklar? Ee, oturup konuşacağız. Babasıyla konuşacağız. Çocuk senden korkuyor, hı hı. ihtiyaçlarını açıklayamıyor. Sen şöyle şöyle davranırsan daha iyi olur diyeceğiz. Korksa da, bağırsa da, çağırsa da babalardan e, gizlenmemeli. Yani e, okuldan alacak kadar fevri bir durum hı hı. inşallah olmaz ama yani kızsa da çocuğun babam duymasın gibi bir şeyi de olmalı. Kendi akli melekelerini iradesini olgunlaştırıp da kendi başına yetişkin gibi karar verebileceği zamana kadar evet. yani annem duyarsa üzülür, babam diğer duyarsa evet. buna razı olmaz gibi bir çekincesinin de çocuğun olması lazım. Yani ben babalarından gizlenmemesi gerektiği kanaatindeyim. Evet, hocam. <laughs> Özür dilerim. Konumuza ee, bir ara verelim isterseniz sorulara bir iki şey daha söyleyeyim Tabii ki. bu yaygın ana baba tutumlarının oluşturduğu sonuçlarla ilgili olarak evet. gevşek aciz ve çocuğun üzerinde etken olmayan anne babalar da çocukların kontrolüne geçerler, çocukların anne babanın kumandası, çocukların eline geçer, evet. çocuklar neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmeden büyürler ve anne babalarını bağırarak, çağırarak, tehdit ederek, vurup, kırarak istedikleri noktaya getirirler. Aciz, evet. e, pasif, edilgen anne babalar kumandasını e, çocukların eline vermişler demektir. E, Babanın baskın olup annenin sözünü dinlememesi, annenin baskın olup babanın hiçbir otoritesini e, evin içinde aktif hale getirememesi, çocuğun dengesini bozar. İster anne olsun ister baba olsun çocuk ortak hareket edilme ihtiyacı içerisinde oturacaklar. Hangi okula verelim çocuğu? Ne yaparsak faydalı olur? Benim dediğim değil. Çocuk için neyin uygun olduğu önemli. Senin dediğini uygulamıyorum değil. Senin dediğinin şöyle bir yanlış olma ihtimali var. Şunu yapalım mı? Siz kanlı başaklı birbiriyle savaşan iki muhalif değilsiniz ki. Aynı benim dediğim yolcularısınız? Heh, benim dediğim değil çocuğum için uygun olan şey neyse ona uygun olarak. Hareket edelim demesi lazım. Ne benim dediğim ne senin dediğin çocuk için doğru olan ve evet. uygun olan denmesi lazım. Ama işte her iki taraf da çocuk için doğru olanın kendi düşüncesi olduğunu düşündüğü için aslında çatışmalar ortaya evet. çıkıyor. Evet şimdi bazen iki tarafta doğru olabiliyor. Hı hı. O zaman birisinin diğerinin lehine kendi kararlarından vazgeçmesi gerekiyor. Diğerinin e, ciddi anlamda hani çocuğa e, yıpratıcı, zarar verici ya da eyleme geçirildiği zaman telafi edilmeyecek, zararlı olmayacaksa ki... Büyük bir ihtimalle de olmaz. Ufak tefek nüansları illa bu olsun diye diretmemek de gerekiyor. Çocuğun anlaşan bir anne babaya evet. kural koyan ama zaman zaman esneklik gösterebilen anne babaya ihtiyacı var. Kuralsızlık da aşırı kuralcılık da çocuğu boğar. Çocuğun iyi yetişebilmesi için önce anne babanın kendi işlerinde evet. anlaşabilmesi, ortak noktalarda buluşabilmesi ve çocuğun menfaati için, çocuğun istifadesi için... ...anne baba bütünlüğünü onun gözünün önünde rol modeli olarak göstererek... ...ortak kararlar alabilmesi lazım. Yani anne babadan geçiyor diyoruz öncelikle. Aynen Kendi mi? aralarındaki Aynen o sağlıklı iletişimi kurmaları gerekiyor. Hocam seyircilerimizden gelen sorular var. Dilerseniz bunları cevaplandırmaya başlayalım. Buyurun. Merhaba Saliha Hanım. Çocuklarımıza Merhaba. namaz ve tesettür sevgisini nasıl aşılayabiliriz demiş bir seyircimiz. Bunu aslında... Ee, bu konudaki uzmanlarımız çok daha iyi e, cevaplayabilirler ama hem benim kendi çocuklarım için hem de kendi konumum gereği zaman zaman ailelere rehberlik yapmak için e, kafa yorduğum bir konu. Ben otomatik olarak birkaç genel prensipten söz edeceğim. Buyurun hocam. Din sizin hayatınızda neredeyse çocuğun yüreğinde de orada olur. Bir arkadaşımız vardı böyle oturuyorduk. Evet. Kızından telefon geldi. Kızın adı Hicret. Hı hı. Hicretciğim de ne yaptınız, neredesiniz dedi. Anneciğim şöyle oldu, böyle oldu. Ne yaptın, namazı ne yaptınız yavrum dedi. Anneciğim yolda bir mescit vardı, orada kıldık dedi. Arkadaş dedi ki ay dedi ben çocuğuma dedi hiç doğru düzgün namaz alışkanlığı kazandırmadım. Siz ne yaptınız dedi. Arkadaş dedi ki ben hiçbir şey yapmadım. Çocuğuma da şunu yap bile demedim. Bizim namaz hayatımızın merkezindedir dedi. Misafirliğe giderken namaz vaktine göre gideriz. Eğer namaz geçecekse evde kılarız ya da yolda bir camiye uğrarız kılarız. Böyle şehirler arası seyahat edeceksek öğlen yemeğini nerede verelim? Na, tam namaz esnasında verelim orada namazımızı da kılalım diyerek dedi. Hayatın merkezinde yaşıyoruz biz dedi. O yüzden de çocuklarımız otomatik namaz beş tane çocuğum var benim. Hiçbirisiyle de namaz sorunum olmadı benim dedi. Baba namaz kılıyor, anne namaz kılıyor ama aile geçimli, huzurlu bir aile. Eğer çocuğun bizim değerlerimizi sahiplenmesi ve o değerleri benimsemesini istiyorsak çocukla aramız iyi olacak. Çocuğun annem beni seviyor ve bana değer veriyor, babam beni seviyor ve bana değer veriyor inancının oluşması lazım. Bu sınır koymamak değildir, her istediğini yapmak değildir, onu şımartmak değildir, dengeli dava. Çocuğumuzun başına okşayacağız, yatırırken öpeceğiz, kaldırırken dualarla kaldıracağız. Birlikte evin içerisinde paylaşarak mutfak işini yapacağız. Kar yağdı diyelim dışarıda karı beraber temizleyeceğiz. Ne bileyim arabanın karını beraber temizleyeceğiz. Hayatı birlikte yaşama, sevgiyle gözlerinin içine bakma. Ondan sonra bugün senin canın ne istiyor hadi bugün sana onu yapayım deme. Gel bugün senin arkadaşlarını bizim eve davet edelim ona bir ikram, onlara bir ikramda bulunalım deme. Sebepsiz hediyeler alma ve onun, o çocuğun varlığından dolayı ne kadar mutlu olduğunu çocuğa hissettirme. Çocuğun o ailede mutlu, huzurlu ve dengede olması demektir. Zaten e, e, her çocuk fıtrat üzere doğar evet. dendiğinde İslam'ı kabule bir mani hal yoktur diye... İlim adamları bunu açıklıyorlar. Çocuk zaten Allah'ın ruhundan bir ruh taşıyor hı hı. ve ona uygun bir ortam olduğunda böyle çiçekler gibi açıyor ve zorlanmadan kendi eylemlerini, daha doğrusu ibadetlerini yapabiliyor. Peygamber Efendimizi sevdirmeden ibadetleri sevdirmek neredeyse hani mümkün değildir demeyeyim ama çok zordur. İlk Çünkü adım bu olmalı. İlk adım bu olması lazım. Hı hı. Din peygamberle geldi. Hı hı. Peygamber dinin önemli bir ayağıdır. Peygamberin e, kendisine gönderilen bilgi vahiydir. Vahiyin yaşanmış şeklidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O gerekçeyle çocuk özellikle somut işlemler basamaklarında hı hı. ilkokula gidinceye kadar ki süreçte e, Peygamber Efendimiz'i bir insan olarak zihninde canlandırabilir ama Rabbimizi canlandıramaz. Hı hı. O yüzden de peygamberin üzerinden e, hayatı, ilişkileri, çocuklarla ilişkisi, esprileri, çocuğun peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dair e, güçlü bir bağlılığı ve sempatisi olmalı ki onun dediği ona işlesin. Evet ve beşeri yönü bu anlamda çok önemli dediğimiz. Aynen öyle gibi. ve Hünsiyet kurabilmesi için. Kesinlikle doğru değerli hanımefendi. Aynı zamanda ben şunu söylüyorum. Namaz kılmak zor değil. Abdest almak zor. Küçük yaştan itibaren çocuklarınızı abdestli durmaya alıştırdığınızda hem fizyolojik olarak hem psikolojik olarak hem manen inanılmaz iyi kazançlı bir alışkanlık edindirmişler demektir. Dolayısıyla doğru arkadaşlar aile içerisinde güzel sohbetler, dini sevdirici, doğru örneklerle karşılaştırmalar altyapısını hazırlayacağız. Biz seveceğiz, Allah'la yüreğin bağımız ne kadarsa çocuğunki de o kadar olur diyeceğiz. Evet. Hani bizi gördüğü ve bizi modellediği süreç evet, içerisinde kendimize. He. Kendimize bakalım. Evimizde, hayatımızda din ne kadar var? Evet hocam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir diğer sorumuza geçelim. Ee, hocam hayırlı cumalar. Benim bir sorum olacak. Eşimle aramda bir güvensizlik var. O güveni kaybetti ve onu veremiyor. Ben yuvamı yıkmak istemiyorum ama eşim hiçbir e, sorun yokmuş gibi davranıyor. Benim ne yapmam lazım demiş seyircimiz. Şimdi tabii e, yetersiz bilgiyle tam bir cevap verme imkanı yoktur. Şu anda burada hanımefendi burada olsa benim ona soracağım sorular olurdu. Ona göre daha net ve doğru cevaplar evet. verebilirdim. Şimdi bir insan bir yanlış yapmış olabilir. O yanlışı bir daha yapmayacağım diye karar vermişse. Allah'tan af, eşinden özür dilemişse. Ve bundan sonra da o sözünde duruyor gibi davranıyorsa, özrünü de dilemişse başka güvenini sağlamak için ne yapabilir bu adam? Hı hı. Ne yapsın? Güvenini sağlayamıyor değil? Ben yeteri kadar güven duyamıyorum demesi daha doğru olabilir. O yüzden de Allah affettiyse ki affederim diyor. Pişmanlık tevbedir diyor. Ben affettim, sildim diyor Allah. Tevbe edilince. Allah sildi sana ne oluyor? Bu seninle ilgili bir mesele. Ha, derinlere işlenmiş acılar olabilir. İnsan kolay kolay unutamıyor olabilir. O zaman da unutmak için terapi alacak. Bunun eğitimlerini almış uzmanlar var. O zaman bir psikoloğa gitsin, bir psikoterapiste gitsin. Kendisinin geçmişi unutması, eşinin şimdiki haliyle mutlu olabileceği, eminim ki çok şeyleri vardır, güzel ahlakı vardır. Onunla daha mutlu olmak ve geçmişi unutmak mümkün değil ama bir anlama dönüştürüp arkaya atabilmek mümkün. Bunun için psikolojik destek almasını tavsiye ediyorum. Bunun kendi unutamamasıyla ilişkili olduğunu zannediyorum. Evet, biraz kendi sınırlarının azıt evet. belki de bir özelleştiril evet. yapılmasına sebep olabilir. Evet, bir diğer sorumuz uyuşturucu bağımlısı çocuğuma nasıl yaklaşmalıyım diye sorulmuş. Hocam. Uyuşturucu bağımlılığı kimi zaman bir özentiyle başlıyor. Kimi zaman fazla acı, fazla travma onlarla baş edememekten kaynaklı böyle bir kayma, sapma olabiliyor. Ergenlik döneminde anne babayla yaşanmış e, ciddi çatışmalar, çocuğu evden kovmalar, parasız bırakmalar, onurunu, gururunu zedeleyecek diye şekilde davranmalar çocuğu dışarıya itiyor. Sığındığı arkadaş grupları onu teşvik edebiliyor. Durum ne olursa olsun bir defa çocuğunuzu sevgiyle bağrınıza basın. İlaveten Bunlar düzelebilecek şeyler. Çevrenin değişmesiyle, çocuğun bunu kabul edip tedavi olmaya ikna olmasıyla tedavi eden kurumlar var. Bunun bir bedenin ihtiyaç hissetmemesiyle alakalı fizyolojik yönden bedeni arındırıcı tedaviler var. Psikolojik çocuğun e, böyle bir alışkanlığı onu sevk eden psikolojik çöküntüleri nelerdir, psikolojik ihtiyaçları nelerdir? Çok iyi durumda sadece özentiyle mi başladı, arkadaş eğilimiyle mi başladı? ama çok zor durumda kalmış olup da bir kurtuluş çaresi, bir kendini avutma, bir unutma vesilesi olarak başladı. Bunları bir psikolog anlar ve ona göre çocuğun duygu durumunun düzeltilmesine yardımcı olur. E, e, terapist aileyle de çalışır, onlarla ko-terapist tarzında e, işbirliği yapar ve ee, çocuğa iyi davranılması, ihtiyacının giderilmesi, tedaviye yardımcı olunması konusunda da onlarla işbirliğiyle e, tedavi olabilir. Bir psikiyatrist e, amateme müracaat edilebilir. Bir psikiyatrist ve bir psikolog tedavisi tavsiye ediyorum. Ama her şeyden önce çocuklarını dışlamasınlar. Bırak bırak diye baskı yapmasınlar. Çocuk bırakabilse zaten bırakır. Evet. Bırakabilse adı bağımlılık olmazdı. Aileler çocukluğun, çocuklarının boşluğunu öncelikle fark etmeyi evet. De buna özgün davranışlarda bulunma diyelim. Evet, bir sonraki sorumuz çok güzel gerçekten. E, psikolojik destek almak isteyen birine çevresindeki insanlar e, yaşadıkları iman eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor. Bu durum kişiyi olumsuz etkiliyor. <laughs> ne yapılabilir?" demiş. Bu aynen sen. şuna benziyor. Müslüman depresyona girmez. Evet. Eğer depresyona girseydin bu senin imanının zayıflığındandır." Zayıflı. deniyor. Ben de onlara cevaben biliyorsunuz ki Müslüman depresyona sokmaz diyorum. Bir. Bu bir slogan olabilir gerçekten. Evet Müslüman yani yok böyle yani sokmazı. bu gerçek böyle. Evet. Sen Müslümansın... ...Müslümanlığa taban tabana zıt şekilde davranıyorsun. Hı hı. Onun bütün haklarını elinden alıyorsun ben eşim diyerek e, baskı uyguluyorsun evet. nefes aldırmıyorsun. Ondan sonra da niye depresyona girdi? Eşyanın tabiatına aykırı bu. Oluş boluş, bozuluş kanunlarına e, göre o davranıştan bu çıkar. Dolayısıyla sorduğunuz soruya gelecek olursa olursak değerli hanımefendi, şimdi bir insanın ilişki anında eşiyle bir tartışması var diyelim. Orada ilişkinin iki ayağından birisi kendisi olduğu için, bireylerden, muhataplardan birisi kendisi olduğu için, duyguyla bu olay yaşandığı için, duygular iştirak ettiği için insan duygularının iştirak ettiği noktalarda kendisini dışarıdan objektif olarak göremeyebilir, kör noktaları çok olur. O yüzden de ben kesinlikle hem kendi içinden çıkamadıkları konularda hem de aile içerisinde fazla yıpranmadan baş edemedikleri bir türlü dindiremedikleri sıkıntıları uzmanla çözmelerinden yanayım. Bunun bilgiyle, bilinçle, imanla alakasının kurulmaması lazım. Çünkü bin bildiğin varsa bile bir bilmeze danış demişler ve yine başka çok güzel bir atasözü var. Danışan dağışmış, aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış derler. Bazen kendi haklılığına o kadar inanmış olarak geliyorlar ki hanımefendi diyorum ki ama bu tamamen yanlış gerçekten mi diyor. Aman Allah'ım ben ne yapmışım diyor hemen doğrusunu öğreniyor. Danışmasa bunu bilmeyecekti. Evet. Sadece de. bir üçüncü şahıs tarafından olaylandığında aslında farkına varılacak. Evet, bir ama eylem işte, olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Hı -hı. dışarıdaki objektif bakıyor. Evet, duyguları olayın içine. Karışmış değil, duygularıyla iştirak etmiş hı hı. değil. O ilişkide o konuşan yok, o uzman yok. Evet. O yüzden de objektif bakabiliyor, meseleye dışarıdan hı hı. bakabiliyor. İkisini aynı anda dinleyebiliyor. O yüzden hani nerede boşluk var, nerede bir çatışma olmuş, kim nasıl davranmış bunu çok net görme imkanı var. Bunu gördüğü zaman da diyebilir ki hı hı. işte e, şu şöyle olursa iyi olur. Şurada siz şöyle davransaydınız böyle olurdu diye muhataplara bir ayna Tutabilir. Dolayısıyla öyle bir benzetme kesinlikle sağlıklı ve mantıklı değil. Danışmaktan asla vazgeçmeyin. Hatta ilerlemeden danışın. İlerledikten sonra o kadar çok yüz yüze bakılmayacak sözler söyleniyor. O kadar yıpratıcı ve yıkıcı davranışlar yaşanıyor ki artık e, durumu anladıkları zaman bile bazen birbirlerinin yüzüne bakacak hal kalmayabiliyor. Niye bu noktaya geliyoruz? Burada ben e, bir soru sormak istiyorum. Bazı insanlar e, danışma meselesine karşı o kadar duvarlarını örüyorlar ki hocam. Kibir. Evet kibir. E, peki bu nasıl aşılır bu duvarlar? E, Allah yardım etsin. Hmm. Allah kalbindeki kibiri kaldırmadıkça onlar para tuzağı. Evet. Onlar sadece dinleyecek, bir kere dinleyecek beni ne anlayacak. Biz kendi halimizi kendimiz çözeceğiz. 10 senedir çözebiliyorduk da niye çözmedik? Dolayısıyla bunlar yardıma gitti dedirtmemek için. Sorunları var dedirtmemek için. Bazıları da tamamen cimrilikten yapıyor para vermemek için. Ama bilmiyor ki huzursuzluğun bedeli danışmanlığın bedelinden daha, daha ağır. Evet hocam. Dilerseniz diğer soruya geçebilir Buyurun. Yapayım. Hayırlı günler hocam. Kızım akşam yatağında yatsa da mutlaka gece uyanıp yanımıza geliyor. Gece lambasını yakıyorum, masal okuyorum. Korkma ben yanındayım diyorum ama maalesef her gece geliyor. Geri yatağına koyacak olsam çok fazla ağlıyor. Bu durumda ne yapmalıyım demiş. 5 e yaşındaymış. Evet şimdi Kızlar. birkaç alternatif var. Anne çocuğu sütten kestikten sonra, Uzunca bir süre çocuğu yanında yatırmıştır. Şimdi ihtimallerinden söz ediyorum. Evet. Çocuk annenin yanında yatmaya alışmıştır. Yatakta tek başına yatacağı anne Annenin yanında yatmak ona daha cazip gelmektedir. Korkuyorum gibi bir kılıf uydurarak annenin yanında yatmayı e, sağlama alıyor olabilir. Gerçekten korkuyor olabilir o zaman... Bunun çözümü bak ben yanındayım bak ben buradayım korkma demek yerine mutlaka bir çocuklarla çalışan bir pedagogla bir evet. uzman psikologla görüşecek belki bir oyun terapisiyle belki çocukla bizzat görüşerek gerçekten bir korku varsa o korkuyu gidermek için bir şeyler yapacak. Burada çocuk korkuyorum diyor. Açık bir bilgi veriyor. Bunun e, uydurulmuş bir şey mi yoksa gerçek bir şey mi olduğunu uzman anlar. Anne söylenene göre hareket etmek zorundadır. Ama burada korkunun üstü örtülüyor, çocuğun dediği yapılıyor bu örnekte Hı. ve 5 yaşındaki çocuk anneyle babanın yanına yatamaz, arasına yatamaz. Ve annenin, babanın kapısı açık olup da çocuk kafasını estiği zaman çat kapı içeriye giremez. Çocuğa şunu söyleyecekler. Her kapalı kapı bir mahremiyet alanı demektir. Hı. Abi'nin odasına girerken, ablanın odasına girerken, bizim odamıza girerken kapıyı kapatmak zorun, kapıyı tıklatmak zorundasın. Ses gelmeden açamazsın. Ancak buyur gel dedikleri zaman içeri girersin. Bizim odamıza giremezsin. Bizim odamıza giremezsin. O yüzden de kapıları mutlaka kilitli olacak. Anne babanın kapısı kilitli olacak. Çocuk ağlarsa dışarıda ağlayacak. Gerekirse anne anahtarı açacak. Çocuğu dışarıda alacak ve ilgilenecek. Evet. Ama burada e, bu şekilde annenin yatağına alması hem çocuğun hı. ben ağlarım istediğimi yaptırırım hı hı. gibi bir alışkanlığa e, yönelmesine sebep olabilir. Hem Annenin yanında yatmak ona o kadar keyifli gelir ki bu biter bir başka sebep hı hı. E, uydurabilir. Anne de alışıyor. Hı. Bir e, yıllar önce e, hiç unutmuyorum bir hanımefendi geldi. 6 yaşında bir oğlu var. Dedi ki Salih Hanım yanımdan ayıramıyorum. Ayırmam lazım, ayıramıyorum. Bize yardım edin. Tamam dedim, konuştum, çocukla konuştum. Baktım çocuğun umurunda değil. Anne ayrılamıyor. <laughs> O yüzden annenin belki de o enerjisi çekiyor. Muhtemelen çocuğu, sütten evet. kesmekte zorlanırız, evet, yataktan ayırmaktan zorlanırız. Bu çocuğa olan Allah'ın bir nimeti, evet. bağlılığımız. Ama o korkunun temelinin araştırılması mutlaka, gerektiğini düşünüyorum mutlaka, ben de. Çünkü mutlaka, gerçekten bu konuda ciddi kaygılar taşıyor tabii, olabilir. Tabii tabii, tabii. Evet. çocuk gerçekten korkuyor olabilir, gözünde bir şeyler görünüyor olabilir. Çocukların yanında asla cin, peri, şeytan e, öyküleri anlatılmamalı. Evet. İşte... E, Ölülerden söz edilmemeli çocuğu korkutacak e, yanlış e, filmler sinemalar bir yetişkinlerin bile korktuğu e, korku filmleri asla izletilmemeli ve mevzu edilmemeli ama kazara duymuşsa gerçekten çocukta korku oluşabilir bunun da mutlaka bir e, terapi ile düzeltilmesi yoluna gidilmesi lazım. Evet hocam diğer sorumuza geçelim dilerseniz. 16 yıllık evliyim. Eşim memlekete anne ve babasının yanına gitti. Eşimden ameliyat olan annemi ve ablamları iki gün kalacak şekilde ziyaret etmesini istedim. Eşim ise günü birlik gidip gelmek istedi. Bu konuda anlaşamadık ve telefonda tartıştık. En son beni aradığında anlaşmalı boşanmak istediğini söyledi. Ben eşimi çok seviyorum. Çocuğumuz olmadığı için de eşime karşı herhangi bir baskı da yapmadım. Ama eşimin bu tutumu beni çok üzüyor. Kendisine Allah kalbine ferahlık versin diyorum. Sizce ne yapmalıyım demiş. Şimdi burada e, hanımefendinin bir ricası olmuş. Sen memlekete gittin. Annem gile de git. Evet. Beyefendi de demiş ki tamam gider gelirim. Bununla niye yetinmiyor? Niye iki gün kalsın? Ha kalsa iyi olur. Ama Yanında eş olmadan kalmak istemeyebilir. Soruyu soran erkekmiş bu arada hocam. Hmm. İyi oldu bunu söylediğiniz <gülüyor> oldu. <gülüyor> evet, Çünkü ben <laughs> otomatik beyefendi gitti zannettim. Tamam o zaman ona evet. göre e, düşüneyim. Ben de öyle algıladım sizin dediniz ki. Şimdi bir, bir defa bu boşanma sebebi olmamalı. Evet. Oradan başlayalım. İki hanımefendinin eşinin ailesinde eğer mahremiyeti ihlal yoksa... Hı hı. Din emniyeti, can emniyeti gibi riskler yani bunların emniyetli olmadığı risk altında olduğu bir durum yoksa eşinin ailesi iki günde orada kalsa ne olur? 15 gün ailesinde kalacak. Hı hı. İki günde eşinin ailesinde kalsın ne kaybı olur? Onlar da büyük onlar da ana ata yani öyle derler yani atalar hakkı dörttür denir. Hı hı. Büyüklerin hatırı alidir. Orada kalsa hediyeler alsa azıcık iş yapsa dualarını alsa ne olur? Bir şey olmaz. Bir defa hanımefendinin burada beyefendi olsa aynı şeyi söylemeyeceğim de. Hı hı. Hani erkekler hanımefendiler kadar böyle e, hani çok fazlaca e, sıcak sevecen yakın ilişkiler kuramayabilirler. Bir erkek tek eşi olmadan kalamayabilir. Hı. Onu kısmen anlarım ama hanımefendi kalabilir. Diyelim ki kalmadı. Günü birlik giderim gelirim dedi beyefendinin de buna razı olması. Mümkündü. Hı. Buradan bir boşanma çıkmaz. Buradan bu bu fotoğraf böyle okunmaz. O yüzden de e, birlikte bir aile danışmanına gitsinler. Allah sorar insana ya. Evet. Hiç ailene gitmese bile bırak bir kereyi. Hiç gitmese bile bu boşanma sebebi değildir. Asıl konuşulması gereken şey gitmesini engelleyen şey ne? Daha önce yaşadıkları hı hı. E, çok kötü hadiseler mi var? Araları çok mu kötü? Oraya gittiği zaman mesela bazı yerlerde soba yok, donuyorum diyor. Ee, oraya gittiğim zaman hep hasta oluyorum ben diyor mesela. Öyle bir şey olursa günü birlik gidip gelinebilir. Yazın daha çok kalınabilir. Yani önce sebep ne? Bu sebebin bulunması, bunun ortadan kaldırılması lazım. İki günde eşim kalıverdiymiş. İnsan yani ee, Hani orada doğu donacak da değil ya. Ne olur yani surat assalar bile ki sanmam yani gelin memlekete gitmiş niye surat assınlar? Hani en kötü senaryoda bile kalınabilirdi. Kalınamaması bunu tetikleyecekse hayatım özür dilerim seni üzmek istemedim. Tamam kalıyorum da diyebilirdi. İlla gidip geleceğim diye diretmeyi çok doğru bulmuyorum. Beyefendinin de hiç gitmemiş olsa bile ben e, o zaman boşanalım deme hakkının olduğunu düşünmüyorum. Tabii şimdiye kadar ne yaşadılar, nasıl bir birikim bunları bu noktaya getirdi onu da bilmiyorum ama evet. ikisi de yapmaması gereken şeyleri yapıyor şu anda diye düşünüyorum. Evet hocam teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, Konuyla ilgili soru ve görüşlerinizi ekranda gördüğünüz numaralar üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz efendim. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Biz, ben hocam. kendi sorularımı sormak Lütfen istiyorum. Lütfen buyurun. Ee, hocam pek çok e, psikolojik kuram e, erken dönemlerden itibaren çocuk ve anne ilişkisine çok fazlasıyla odaklanıyor. Evet. Geçtiğimiz hafta ben bu hususta e, bir tez yazdığımızı size söylemiştim ve tez yazarken benim karşıma çıkan ve belki de en çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi çocuğun karakter oluşumu ile ilgili ve aslında çocuğun yaşadığı pek çok travmaları e, anne ile ilgili olan o bağından yola çıkarak bir yorumlamaya tabi tutuyor e, kuramcılar. Özellikle e, nesne ilişkileri kuramcılarından e, Winnicott iyi anne ve kötü anne kavramını ortaya koydu. E, bu kavram biraz bana böyle çok böyle bir kavram yok. Yani yanlış davranan anne vardır. Evet. Farkında olmayan anne vardır ama iyi kötü anne i̇yi kavramını kötü, ben de kabul etmem. O, çok kabul edilemeyen evet. aslında bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Benim merak ettiğim husus şu hocam. Evet anne elbette çok önemli fakat anneyi de bu kadar yüklenen bu psikolojideki bu tutum. Ee, anne'nin üzerine bir takım e, yükler bindiriyor ve bu yükün altında ezilmesine sebep oluyor mu? Ne kadar doğru bu yaklaşım? Şimdi şöyle değerlendim E, ee, Her şey anne'de başlayıp anne'de bitmiyor. Evet. Bir çocuğun genetik yapılanması var. Bir mizacı var, sakin mizacı var, hareketli mizacı var, aşırı hareketli mizacı var, hastalığa eğilimli olanı var, hasta olanı var. Ee, annenin babanın iletişiminden kendisi için. E, aldığı dersler var. Yani e, anne şüphesiz çok aktif ve çok önemli bir rolde ama yüzde yüz bunu tabii söyleme imkanı yok. Annenin etkisi e, şöyle ifade edilebilir. Annenin tabiri caizse kanından kan canından can vererek diye bir tabir var. Bu evet. bir benzetme. E, büyüyen bir çocuk 9 ee, ay 10 gün annesiyle birlikte dünyaya geliyor. Hı hı. En az 2 yıl emme suretiyle duygusal şey duygusal göbek bağı devam ediyor. Evet. Ee, organik fizyolojik gö göbek bağı kesiliyor ama e, çocuğun süt emmesi aynı zamanda duygusal göbek bağı anlamına gelir. Çocuk için çok anlamlıdır. Evet, çok sancılı bir süreç aynı zamanda o e, çocuğun o sütten kesilmesi veya işte o, kadar da... e, o kadar e, değil. O kadar değil. Şöyle e, eğer vaktinde kesilirse çocuk <laughs> çatır çatır ayrılıyormuş gibi olmuyor. Evet. Vaktinde kesilirse daha kolay intibak ediliyor. Peki buna bu kadar anlam yüklenmesini doğru buluyor musunuz? Gene o psikolojik kuramlara gelirim. Bununla çok fazla müten e, bir yaklaşım var. Bu mesela sütten kesilme e, meselesine. Çok mu fazla bir e, türlü bence bu çok meseleler? O... Erken, iki yıldan erken olursa hı hı. çocuğun emme ihtiyacı varken, anneye bağlanma, anneye dokunma, anneyle ten teması evet. ihtiyacı varken sütten kesince haliyle o kadar temas olmuyor. Hı hı. Çocuğun bu temasa ihtiyacı varken ayrılmasının ...travmatik etkileri olabilir. Evet, Yani olabilir. kötü nesne olarak... Evet, olarak ama, e, ifade Ama yine ediyor. de mesela bir hastalık oluyor... ...anne Hı -hı. ağır bir ameliyat geçirmek zorunda kalabiliyor... ...zarureten sütten kesebiliyor... ...yapacağı şey... E, ...kucağında aynen süt emziriyor gibi... ...biberonuyla beslemek... Hı -hı. ...kucağının sıcaklığını çocuğa hissettirmek... ...ten temasını sağlamak... ...çocukla yakın bir pozisyon... ...yakın bir ilişki içinde olarak... ...çocuğun ihtiyacını gidermeye yönelmek. Hı -hı. Annenin etkisi evet çok fazla ama... Ee, mutlu anne mutlu çocuklar yetiştirir. Mutsuz anne kendisi mutsuz olduktan sonra çocuğu için elinden geldiği kadar mutlu bir anne rolü oynamaya çalışır ama bu her zaman hayatın içinde tam da mutlu bir anneymiş gibi e, ortaya çıkmayabilir. Ee, anne ile çocuğun ilişkisi dünyadaki ilk insan ilişkisi. Annesinin gözlerinden, annesinin sözlerinden, annesinin yaklaşımından temasından çocuk o kadar etkilenir ki bunun önemini anlatmakta haklılar fakat buna ilave edilen baba da bunu bütünler sadece anneyle kalırsa çocuk ciddi bir eksik ve boşlukla büyür babanın boşluğu ama bir süre sonra baba da devreye girdikten sonra mesela doğduktan sonra hemen baba da devreye giriyor annenin Mevlana Hazretlerinin pergel metaforu gibi annenin kucağında ama baba babaya biraz baba geldikçe babanın kucağına giriyor sonra tekrar annenin yanına birilerinin kucağına giriyor tekrar annenin yanına hep böyle merkezdeki anne de olmak üzere çocuk o süreci hı. tamamlamaya çalışıyor ee, şimdi eğer o kuramcılar hepsi böyle değil tabi sadece anne üzerinden çocuğun ruh sağlığını tanımlarlarsa yanlış ama ağırlıklı olarak anne ile ilişkisi başladığı için en derin etkileri anne ile oluştuğu için anneyle bozulan ilişki babayla tamir edilmiyor derlerse doğru hı. ve ben bunu şöyle tanımlıyorum 10 tane baba çeyrek anne etmez, 10 tane anne de çeyrek baba etmez. Hepsinin ağırlığı ayrı, rolleri rolü ayrı, ilgileri ayrı ve Hı. çocuktaki karşılıkları ayrı. Evet. O zaman ebeveynlerin rollerinden bahsetmişken merak ettiğim bir hususu da sizlere sormak istiyorum Buyurun. hocam. Biz bazen, yani bazı ebeveynler kendilerinde bu anne baba rollerini çok baskın olarak hissedemiyor. Bu anlamda birey olmak ve anne baba olmak arasındaki o dengeyi nasıl tutturmamız gerekiyor? Şimdi eğer ailede kendisini yetersiz hissettirecek bir, bir dil ve anlayış kalıbı varsa, anne babanın yanında... Mutlulukla büyüyen anne babanın onlara sevgiyle baktığı çocuk fotoğrafları zihninde yoksa. Ve kendisine güvenemiyorsa kendisini yeterli bulmuyorsa bu korku oluşturur. İnsan korktuğu şeyden kaçar. O zaman anne olmaktan kaçıyor. Hatta eş olmaktan kaçıyor. Ee, sorumluluk almaktan kaçıyor. Ee, bu korku gitmedikçe, bu tutum değişmez. Değişim. Korkunun gitmesi lazım. Hı hı. Korku da kendisini yetersiz hissetmekle, tecrübe eksikliğiyle. Hani insan tecrübe eksikliğiyle tereddüt edebilir. Ama adım atması tecrübeyle alakalı değildir. Herkes bir şeye adım atarken tecrübesiz olarak adım atar. Önemli hı hı. olan o adım atma cesareti. Yapamıyorsam yapamam ama bir adım atayım. Belki hı hı. de yaparım diyerekten. Yapmak istiyorum diyerekten bir e, adım atması hı hı. gerekiyor. İşte çevremizdekilerin kendimize inandırması. Ve bu konuda da yargılanmak aslında işte sen ne biçim annesi veya sen ne biçim babası bu tarz söylemler de aslında insanları ya evet demek ki böyle görüldüğünü göre öyle. ben demek ki iyi bir anne değilmiş mi Aynen. biliyor Aynen. Aynen öyle. Yapacağı şeyler de cesaretsizliğe sebep olabiliyor. Sürekli kınanmak, sürekli eleştirilmek, sürekli sen ne bilirsin ki, sen ne yapabilirsin ki, senin elinden iyi bir iş çıkmaz ki gibi bu tarz söylemler insanın kendi içindeki inançlarını örseler zarar verir ve e, güvenini kırar. Bu da adım atmasının önündeki evet. engeldir. Dolayısıyla bu düzelebilecek bir şeydir, psikolojik bir şeydir. Anne babanın yanında tecrübe kazanamamak, doğru örneklerle karşılaşamamak, e, kendisinin yapabileceğine dair inancının zayıflaması insanı korkmaya, korku geri çekilmeye sevk eder. Evet hocam hepimiz anlaşılmak istiyoruz aslında. Aynen öyle. Bu kadar. Ee, seyirci sorularımız var devam edelim. Lütfen. seyirci sorularımızda. 17 yaşındaki oğlum bizi geçmişimizle yargılıyor. 54 yaşındayım eşimle İslam üzerine yaşıyoruz. Evlendiğimizden beri ama oğlumda İslam'a ters bütün davranışlar var o bize verilen bir emanet eşim ve ben artık alimden zalim zalimden alim olur diyoruz. Çok zor durumdayız. Ne yapmamız gerekiyor diye sormuşlar. Bir defa söyledikleri tablo tam da bu olmayabilir. Hı hı. Henüz daha çocuk ergenlik döneminde. Şahsiyeti tam oluşmadı. Çocuğun bu e, dine ters bile olsa sözlerini zalimlikle nitelendirmek, buna inanmak, çocuğa da bu bakış açısıyla hareket etmek anlamına gelir ki bu çok tehlikelidir. Hı hı. Soru sormak çok önemli. Allah'a inancını kaybetmiş olabilir, sorgulayabilir, eleştirebilir. Bunlar çok kıymetli malzemeler. Söylemese daha mı iyiydi? Kıymetli malzemeler diyorum çünkü çocuğun ne düşündüğünü anlarsak ona göre bir ona malzeme sunarız. Ona göre karnım ağrıyor demeden bir insan orada oturuyor ben onun karnının ağrıdığını nereden bileceğim? Çocuk bana inanmadığını söylüyor. Bu benim için önemli bir malzeme. Ben ne yapacağım? Yavrucuğum bunu bana açıkladığın için teşekkür ederim. Şu anda Seninle bir konuşalım, sorularının cevabını ben verebilirsem vereyim, baban verebilirse versin. Eğer veremiyorsak sana cevap verebilecek başka birilerini bulalım, seni onlarla karşılaştıralım. Sorularının cevabını bul, inşallah Rabbim buldursun. Sorusu olmayanın cevabı olmaz. O yüzden de hatta alimler derler ki Allah'ın varlığından şüphe edeceksin ki, ...varlığının delilleri ortaya çıksın... ...hani edeceksin ki derken bir mecburiyet anlamında değil ki... değildi. de zihin e, inkarı düşünürse o zaman ispata yönelir... ...ispatta da daha güçlü bir inanç anlamına gelir... ...o yüzden de çocuklarımızın böyle dine ters hareketleri... ...bizim dindar hayatımızı yargılamaları ya da yadırgamaları... ...o çocuğumuzun zalim olduğu anlamına gelmez inanmasa bile zalim olduğu anlamına gelmez ki inançlı bir aileden doğdu. Belki de daha doğrusu bazen biz dini e, hayatı çocuğun üzerinde görebilmek adına, dindar bir çocuk yetiştirebilmek adına korkutuyoruz. Allah'la korkutuyoruz, cehennemle korkutuyoruz. E, i̇şte cezalandırmayla korkutuyoruz, şantaj yapıyoruz. E, çocuk inandığı Allah'la... Anne babasının inandığı Allah arasında çelişki gördüğü zaman anne babanın davranışlarıyla dinden soğuyabiliyor. Evet. Önce şunu da kendimize soralım. Bu çocuğumuz baştan böyle değildi. Biz ne yaptık da acaba hangi sözümüzle onu bu noktaya ittik diye. Çocuğumuzla çocukla konuşulabilir. Hangi noktalarda tereddütleri var? Hangi noktalarda inancı zafı uğramış? Bunlar sorulabilir. Tam şu an gelen sorunun cevabını verdiniz aslında. Ve evet. e, hani çocuğun sorularının hı. cevabı gidinceye kadar arayış içinde olunur ama çocuğun sorusu desteklenir. Hı hı. Çocuğun sorusu benimsenir. Çocuğun sorusu daha iyi bir Allah algısına, daha iyi bir din algısına kapı olabilir. Evet. Çocuğu sorulardan dolayı dışlamak çocuğu kaybetmeye sebep olabilir. Çünkü bu dışlama çocuğun kendi içinde kalmasına, sorunu içinde büyütmesine, arkadaşlarıyla bunu çözmesine, çevresine bunu açmasına sebep olabilir. Çevresindekilerden etkilendiği için de böyle olabilir çocuk. O zaman daha dibe düşme adayıdır. Allah evet. korusun. Evet hocam şu an bir soru geldi. onu da cevabını verdiniz. Oğlum dinden uzaklaştı. Nasıl yaklaşmasına sebep oluruz sorusunu Ben bir diğer soruya geçiş yapmak istiyorum. Buyurun. Ee, kayınvalidemle iletişim bozukluğumuz var kendisi çok iyi bir insan sadece kafa yapımız uymuyor. Çok hassas her gün aramamı her işimi danışmama, her şeyle ilgili bilgisi olsun istiyor. Bunun karşısında ben yoruluyorum mesafe koymak istiyorum ama bir yandan da kırmaktan korkuyorum. Bu da beni bunalıma sokuyor bununla ilgili tavsiyeleriniz nelerdir demiş seyircimiz. Şimdi bir insanı kırmayalım ama kendimizde kırılmayalım. Onu korudum, kendim unufak oldum. Bunun bir manası yok. Şimdi her gün ara, her gün bana her şeyi sor, her yaptığımdan haberdar ol. Bu insanı gerçekten yoran bir şey. Bu çocuğunu nasıl küçükken kontrol etmişse gelinini de kontrol etme ihtiyacı. Nasıl oraları böyle kendi elinin altında çekip çevirmişse sen daha e Dünkü çocuksun, evlendin diye kendini bir şey mi oldun zannettin? Benim gibi burada akmış, durulmuş, oturmuş bir hanımefendi var. Ben işte sana ne gerekirse söylerim, bana danışmadan yapma, siz yanlış yaparsanız gibi bir modla böyle davranabiliyorlar. Onlara açık net diyeceğiz ki anneciğim benim biraz işim var, işte biraz müsait olmayabilirim gibi. Yavaş yavaş, yavaş yavaş tatlı dilli güler yüzlü ve hürmetli bir şekilde kayınvalidenin bu tutumunun yavaş 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 ara açılarak hı hı. belli bir mesafeye gelmesi sağlanabilir. eğer çok yaşlıysa ve gerçekten bundan besleniyorsa yapabildiğimiz kadar yaparız yapamadığımız zaman da kusura bakma yoğundum diyebiliriz. Her söyleyi yaptığınızdan haberinin olması e, Gerekmez. Söylemek zorunda değilsiniz. Söylemeyin. Duyduğu zaman da anneciğim bu önemli bir şey değildi. Onun için söylemedim diyebilirsiniz. Yani ustalıkla bunu şekillendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Allah kolaylık versin. Amin. Ama e, onu kırayım diyerek kendinizi kırmak... İlişkinize daha çok zarar verir. Ondan sonra da ben artık görmek istemiyorum. Yanına bile, semtine bile uğramayacağım noktasına getirebilir insanın. O noktalara varabilir. O noktaya gelmeden, içiniz atıp biriktirmeden hı hı. yavaş yavaş açıklayabilirsiniz. Anneciğim her gün aramak e, bana sıkıntı veriyor. Uygun görürsem ben iki günde bir arayacağım hı hı. falan gibi zaman zaman. Gönlünü ne? alarak, sınırları çizerek bir iletişim koyabiliriz. koyabiliriz. Tabii burada e, eş, hanımefendinin eşinin de hı hı. kendisini desteklemesi lazım. Annem istiyorsa arayacaksın, ne işin var akşama kadar evdesin, İnsan yolda bile arar. İstesen kendi anneni arıyorsun, saatlerce konuşuyorsun, niye benim annemi aramıyorsun derse orada iki başlılık vardır ki tabiri caizse. Bir şey söylüyor, ötekinin ihtiyacı karşılanmıyor. Evet. Ee, bu bir dayatmadır ve gelin hanımı çok bunaltır. Buna gerek yok. Evet. Beyefendi desteklerse annesinin yavaş yavaş gönlünü alarak kırmadan incitmeden bu bir seviyeye getirebilir, getirilebilir düşüncesindeyim. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Yine su gibi aktı. hiçbir şey anlamadık programımızdan. Sizin tatlı muhabbetiniz sayesinde hocam. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza ben teşekkür ederim. Siz de sağ sağlık. olun. Allah zamanda. razı olsun. Evet ailede benden bize isimli programımızın sonuna geldik. Bu hafta ailedeki yaygın tutum ve davranışları konuştuk. Değerli hocam Saliha Erdim ile birlikte haftaya yepyeni bir bölümle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.